Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Barış Ertün, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı. İddia. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 6 Temmuz 2021 Salı günündeyiz. Saatlerimizde 7.05'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Önce bir karşılaşmayla başlayalım. Copa Amerika'da yarı final heyecanı sabaha karşı oynanan Brezilya-Peru maçıyla birlikte başlamıştı. Brezilya Peru'yu 1-0 mağlup ederek finale yükselen ilk taraf oldu. Gol 35. dakikada Lucas Paqueta'dan geldi. Asisti de Neymar yaptı. Diğer yarı finalde bu sabaha karşı oynanacak. Saat 4'te Arjantin'de Kolombiya karşı karşıya gelecek. Tabii herkesin beklentisi bir Brezilya-Arjantin finali. Neymar'da maçtan sonra yaptığı açıklamada finalde Arjantin'i beklediğini, çünkü orada takım arkadaşları ya da arkadaşları olduğunu ifade etti. Bakalım yarın sabah bu karşılaşmayı da konuşuruz. 4'te başlıyor dediğim gibi, program başlayana kadar da finalin ismi belli olmuş olur. Diğer tarafta Euro 2020, orada da yarı final heyecanı bugün başlayacak. Bugün saat 22'de İtalya ile İspanya karşı karşıya gelecekler. Yarın da yine 10'da İngiltere ile Danimarka'nın Wembley'de karşılaşacağını hatırlatalım. Ve geçelim kulüplerimizin gündemine. Dün Fenerbahçe Topuk Yaylası'ndaki ilk antrenmanı yaptı. Vitor Pereira döneminin de keza ilk antrenmanı oldu. Gün içinde bir fotoğraf servis edildi. Fenerbahçe tarafından Caner Erkin'de Vitor Pereira'nın olduğu bir fotoğraf karesi paylaşıldı. Bunun da nedeni tabii çok açık. İlk döneminde Vitor Pereira ile Caner Erkin arasında bir tartışma yaşanmış. Caner Erkin kadro dışı bırakılmıştı. O dönem ikinin arası açıktı, fakat hem Selahattin Baki'nin geçen hafta yaptığı açıklama hem bu fotoğraf karesiyle aradaki buzların da eridiğini görüyoruz. Kamp kadrosu tabii belli oldu. Geniş bir liste var Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda. Gökhan Gönül geçen sezon tekrar Fenerbahçe'ye gelmişti. Onun kadroda olmadığını görüyoruz. Opsiyonu kullanılmadı Gökhan Gönül'ün. Yeni sezonda Fenerbahçe ile olmayacak gözüken bu. Volkan Demirel geçen senenin antrenörlerinden, o da özel bir izin aldı. O da Topuk Yaylası'ndaki kampta yer almadı. Son şampiyon Beşiktaş, onlar da sahaya indi. Sergen Yalçın, işte futbolcular ufak açıklamalarda bulundular. Salih Uçan bir röportaj verdi. Kameraların karşısına geçti. Beşiktaş'ı tercih etmesindeki nedenleri sıraladı. Transfer teklifleri aldığını ifade etti. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmanın yine heyecanını paylaştı Salih Uçan, ki Roma'da forma giydiği dönemde de Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşadığını ifade etti. Beşiktaş'ta da durum bu şekilde. Bir transfer haberi çıktı dün, İtalya ve Hollanda kaynaklı. Şöyle ki, Beşiktaş Bruma'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak için PSV ile temasa geçti dendi. Tancredi Palmeri önce yazdı. Hatta o Fenerbahçe'ye de ekledi. Hollanda kaynakları ise Beşiktaş'ı doğruladı. Fakat Fenerbahçe değil, başka bir Süper Lig kulübünün Bruma ile ilgilendiği söyleniyor. Tabii hep dönüp dolaşıp aynı isimleri görmek, duymak enteresan. Onyekuru, Bruma, yıllardır aynı isimler. Balotelli. İşte bir zaman sonra Şakir'i gelir gündeme gibi gibi, böyle liste uzayıp gider. Bu isimler etrafında dönen bir transfer gündemi var. Gedson Fernandes, dün de onunla ilgili birçok haber çıktı. Galatasaray'ın bu transferi tekrar bitirdiği, tabii ki kiralık olarak bir yılda Gedson Fernandes'in Galatasaray'da forma giyeceği söylendi. Gezal konusu dün de biraz konuştuk ama gün içinde de biz programı yaptıktan sonra da onunla ilgili haberler çıktı. Galatasaray'ın ilgisi artık kesin gibi. Birçok farklı kaynak bunu doğruluyor, bu gelişmeyi. Fakat henüz son kararı da vermiş değil sarı kırmızı ekip. Çünkü yönetim içerisinde
Öncelikle maaşı yüksek futbolcuların gönderilmesi gerektiği fikri ağır basmış. O hamleler yapıldıktan sonra Gezzal gibi hani maliyeti de yüksek olacak, yıllık ücreti yüksek olacak futbolcuların transferleri düşünülecek gibi gözüküyor. Bakalım, gündemde elbette diğer gelişmeler var transferle ilgili. Bugün öyle çok yoğun bir gündemimiz yok, dün gibi değil, hafta sonu biriktirmiştik ama bugün böyle baktığımda ya da dün akşam baktığımda böyle irili ufaklı haberler var. Hadi şunu vereyim haber olarak. Alioski Euro 2020'de de Kuzey Makedonya formasıyla izlemiştik. Bizim takımların neredeyse hepsinin transfer listesinde olan bir oyuncu. Galatasaray'la adı geçti, Fenerbahçe yazıldı, Trabzonspor'un bir ilgisi var dendi. Sol bekte forma giyiyor. O Leeds United'dan resmen ayrıldı. İngiliz ekibi onunla ilgili resmi açıklamayı yaptı. Artık boşta. Bakalım ülkemize mi yolu düşecek, yoksa başka bir Premier Lig takımı ya da başka bir ligde mi devam edecek? Onu da önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz. Bakıyorum haberlere yine önümde. Gelişmeler aşağı yukarı bu şekilde. Şimdi bir reklam arasına gidelim. Reklamların ardından bu saydığım gelişmeleri değerlendirmeye başlayacağız. Ayrıca gazete manşetlerine de bakacağız. Bakalım oralarda da neler var. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. %7.14 saatlerimiz. Şimdi gündemdeki konuları değerlendirmeye başlayalım yavaştan. Fenerbahçe ile başlayacağız. Fenerbahçe dün Topuk Yaylası kampına başladı resmen. Vitor Pereira geçtiğimiz cuma resmen açıklanmıştı ve takımın başında da ilk çalışmasını gerçekleştirdi Portekizli teknik adam. Öncesinde antrenmandan önce futbolcularla saha içerisinde kısa sürede bir toplantı yaptı ve yardımcıları eşliğinde, ki 5 yardımcısıyla birlikte gelmişti Vitor Pereira, idmanı gerçekleştirdi. Tabii dün de biraz konuştuk, Vitor Pereira hamlesi Fenerbahçe'de çok tartışıldı. Fakat olan oldu artık, Fenerbahçe'nin başına geçti. Bundan sonra daha farklı elbette, taraftar da herhalde tahminen düşünecektir, konuşacaktır. Böyle düşünmesi, konuşması için de belli PR çalışmaları yapılacaktır ki ilk hamle dün geldi. Çok da aslında beklenmedik bir hamle değildi. Vitor Pereira ile Caner Erkin'in bir araya geldiği fotoğraf, ki güler yüzü, İşte birbirlerine bir jest yapmışlar, bir araya gelmişler, bunu sosyal medyadan paylaştılar. Çünkü bu çok konuşulacaktı, daha işte transfer yeni açıklandığı anda zaten akılları hemen o geçmiş dönemde yaptıkları geliyor Vitor Pereira'nın ve bunlardan biri de Caner Erkin'le olan tartışmasıydı, onu kadro dışı bırakmasıydı. İşte şimdi tekrar Caner Erkin var, acaba ikinin arası nasıl olur diye düşünülüyordu. Selahattin belki bir problem olmayacağını söylemişti. Hatta demişti Caner onu ilk karşılayacak isimlerden biri olacak demişti. Çok da büyütülecek bir problem yok demiş daha önce 5-6 ay öncesinde bir sohbet esnasında Caner Erkin. Ve dün de beklendiği gibi o fotoğraf karesini servis ettiler. Klasik haberler göreceğiz tahminen. Vitor Pereira yönetiminde Fenerbahçe işte çok iyi idmanlar yapıyor. Şöyle hazır, böyle hazır. Futbolcuların pestili çıktı. Evet, gerçi bu tam tersi oluyordu Vitor Pereira'da. İdmanda koşturmuyor dendiği için daha farklı haberler yapılabilir, bilemiyorum nasıl, ama çok hazır takım yeni sezonda, çok işte birliktelik üst düzey, arkadaşlık çok iyi, işte Caner Erkin kampın neşesi, herkesle şakalaşıyor falan gibi klasik yaz haberleri göreceğiz. Ama ben bu yaz onu da şimdiden söyleyeyim, hatta daha abartılı da söyleyebilirim, neyse, Fenerbahçe ile ilgili haberlere mesafeli yaklaşacağım çünkü muhabirler haber alamıyorlar. Yani bunu test ettik, şu transferde test ettik ve hatta dün şunu görünce, hani Vitor Pereira'nın raporu, daha gelmeden raporu geldi, İşte şu bölgelere transfer istiyor şeklindeki haberleri ben mesafeliyim. Onlara göre çok yorum yapmamayı düşünüyorum. Gayret göstereceğim. Elbette haberler çıkacaktır. Yine okuyacağım ama dediğim gibi diğer takımlara göre daha mesafeli yaklaşacağım. Çünkü daha Vitor Pereira'yı bilemeyenler hangi raporu bölgeye diyorsun, transferi işte eski oyuncusu teknik adamı bilemedik ama raporunu ele geçirdik. Aynen. Ona yani raporda isim yazmıyordu o zaman. Raporda değil mi? Evet.
normal bir rapor gelmiş. Hangi teknik adam acaba? Arnautovic demiş, Hulk demiş mesela eski öğrencileri. Onlara biraz mesafeli yaklaşacağım. Neyse Caner'den girdik. Ali abi sen de konuyla ilgili dün tweet paylaşmışsın aslında. Çok da yanlış değil. Sonuca sağ sonuçlarına bakılacak dedin değil mi? Minvali buydu. Neler dersin dün o fotoğraf karesi üzerine? Dün biraz konuşmuştuk Fenerbahçe'nin Pereira'yı açıklarken aynı zamanda Pereira'yı açıklama çabasını. Bunu ben gereksiz buldum. Dün de buna paraya bir hamle geldi. O da işte Caner'le Pereira'nın fotoğrafı. Caner'le Pereira neden kavga ettiklerini bile hatırlamıyorlardır tahminen. Yani evet. Üzerinden çok maç, çok zaman geçti. Dolayısıyla çok geride kalmış bir olay. Bu kadar geride kalmış bir olayı Fenerbahçe'nin gündeme taşımasını ben biraz alakasız buldum. Ama bu kendi adıma çıkacaktı Ali abi. Yani daha Pereira açıklandı, hemen bu haberler çıktı. Hemen yani hemen çıktı. Sosyal medyada çıktı. Hani herkes unuttu bir haber. Çıktı ama işte ben de şu soruyu sordum. Yani bundan sonraki Robin Van Persie mi? Yani Robin Van Persie şey mi diyecek? Aslında ben hatalıydım mı diyecek? Yok, takımda olsa evet yapılırdı. Bundan sonraki şeyler. Hani bunları ben gereksiz buluyorum. Böyle bir kendini anlatma çabasını gereksiz buluyorum. Şimdi Pereira ile Caner bir fotoğraf paylaştığı zaman her şey güllük gülistanlık mı oldu bir anda? Zaten bir problem yoktu ki, dediğim gibi 5 sene 6 sene önce olmuş olay. Neden kavga ettiklerini bile hatırlamıyorlardır büyük ihtimalle. Geçmiş gitmiş. Bu bir. İkincisi, bugün Caner Erkin'le herhangi bir takım arkadaşın ya da teknik adamın tartışma aşaması garip mi? O da garip değil. Hani Caner Erkin daha geçen sene Erol Bulut'la tartışma yaşamadı mı? Ne oldu? Fenerbahçe onu bir hafta galiba değil mi? Kadro dışı bırakmıştı. Ondan sonra aldı. Hani bu sene de olabilir. Çok garip değildir. Cezası neyse Caner Erkin çeker. Para cezası olabilir. İşte ben karşı olsam da kadro dışı olur. Ve yoluna devam edersin. Dolayısıyla bu tarz olayların ben büyütülmesini ya da böyle gündeme taşınmasını ya da kendini anlatma çabasını biraz anlamsız buluyorum. Hani şimdi kamuoyu ikna mı oldu? Hani Pereira ile Caner'in fotoğrafını görünce. Oldu. O bana garip olmadı geliyor. Mı? Ne? Olmadı mı ya, sence? Yapay eğer mı? Bir problem varsa ikisini yan yana getirip güldürmekle problem çözülmez Mert. O zoraki olur. Ama ben bir problem olduğuna inanmıyorum zaten. Hani gereksiz olduğunu düşünüyorum. Diyorum ya 5 sene 6 sene olmuş artık. Çok zaman geçmiş üzerinden. Bir de hani profesyonel sporda artı profesyonel dünyada böyle kinler, kırgınlıklar üzerine yaşayamazsın, devam edemezsin. Sonuçta herkes kendi işini yapmaya çalışıyor. Kavgalar gürültüler olur ama yoluna devam edersin. Dolayısıyla ben bu hamleyi de gereksiz buldum. Herkes Fenerbahçe senin gibi dedim. Unutmuyor bu kırgınlıkları ne? Bence. Herkes unutmaz canım. Bazısı takar kafayı. 20 sene geçse de aklında tutar işte yani. İşte kafasına takan da ilerleyemez. Aynen, sen kendin gibi düşünüyorsun insanlara. Olması gerektiğini söylüyorsun. Ya hani, da. Ama kafana takarsan bu bana böyle yapmıştı, bu bana şöyle demişti. Yani bugün diyorum ya, iş dünyası profesyonel dünya. Anlaşmazlıklar olabilir, fikirler çatışabilir. Ama asıl olan içinde bulunduğun kurumun ya da içinde bulunduğun kulübün başarısı. Onun için uğraşacaksın. O yüzden ben gereksiz buldum ama hani çok da önemli değil. İkna olan varsa ikna olabilir tabii. Ben gereksiz buluyorum sadece. Hani sen güzel bir şey söyledin, artık olan oldu. Hani Fenerbahçe'nin bir kere Pereira'yı sunuş tarzı, Pereira'yı kamuoyuna hazırlama tarzı zaten problemli olduğu için bunları yapmak durumunda kalıyor Fenerbahçe. Normalde o süreci bence daha iyi yönetse bu tarz işlerle de uğraşmak zorunda kalmayacaktı. Pereira kötü bir teknik adam değil ki. Yönetmek, daha yönetmek, daha erken açıklamak gibi mi? Daha erken açıklamak, beklentiyi çok yükseltmemek. Ondan sonra bu kadar uzattığın noktada çok fazla teknik direktörün gündeme gelmesi, o teknik direktörlerle ilgili işte hayal kırıklığı olması, daha o teknik adamlar gelmeden de hayal kırıklığı vardı Fenerbahçe'de. O yüzden de hani bu noktada artık sen işte sabah güzel söyledin bence. Artık olan oldu, Fenerbahçe önüne bakmak durumunda ki Fenerbahçe'nin tercih ettiği teknik adam da kötü bir teknik adam değil. Ya bu da nereden çıktı, nasıl Fenerbahçe'nin başına gelebilir diyeceğin bir teknik adam değil. Kendi içinde avantajları var. Tabii ki dezavantajları da var. Ama dezavantajlarının çoğu Pereira ile alakalı olarak Fenerbahçe'nin onu sunuş tarzı oldu. Hani dezavantajlarına baktığın zaman o konuşuluyor. Dün işte ben hat-trick'te telefon hattını açtım. Yine taraftarın duygusu 3 aşağı 5 yukarı aynı. Genelleyerek söylüyorum bunu. Biraz burulmuşlar. Ama bunun işte Pereira ismiyle alakası yok bence. Burada da klasik formül devreye girecek. Fenerbahçe'nin performans vermesi. Fenerbahçe performans verdiği noktada bir sorun yaşamazlar.
Evet, ilk tabii lig var, eleme var Avrupa Ligi'nde. Fenerbahçe'nin aslında önemli karşılaşmalar olacak hemen sezon başında. En azından Temmuz başına yetiştirdiler. Topuk Yaylası kampında takımın başında yer alacak. E tabii sezon açtıktan iki gün sonra geldi Pereira. Evet, o güzel, önemli. İki transfer geldi. Evet, iki transfer, Serdar Dursun, Steven Colker geldi. İşte kiralıklar döndü dün, işte kamp. Bir fotoğraf karesi paylaştılar. Tabii nostalji oluyor. Ben Barış Alıcı'yı geçen sormuştuk ya, nerede acaba diye. Yani dönmüş. Berke Özer geri döndü. Nebil Dirar takımdaki dün ağrısı nedeniyle idmanda katılmamış. Gökhan Gönül yok mesela artık. Evet. Gökhan Gönül devri Fenerbahçe'de sona erdi. O da enteresan geliyor bana. Tabii biraz sözleşmeyle alakalı olduğunu duyuyorum. Sonuçta Gökhan Gönül'de 1+1'lik bir sözleşme imzalanmıştı. Caner Erkin'de 2+1 olması lazım. Hani Caner'in kalıp Gökhan'ın gitmesini ben bir türlü konduramıyorum. Caner'in sözleşmesi devam ettiği için, tahminen elden de çıkarılamadığı için onunla devam ediliyor. Ama Gökhan Gönül'le devam etme yönünde bir girişim olmamış Fenerbahçe yönetiminin. Evet, Sisse de ayrıldı. Onunla da sözleşme uzatılmadı. Doğru, Papi Sisse de gitti. Sisse de gitti. Zaten onun yerine hani Serdar Dursun transferi geldi. Alternatif golcü olarak. Hani şimdi bakıyorum, hani Dirar bilmiyorum kadroda düşünülür mü ama muhtemelen onu elden çıkarmak isteyecektir yine Fenerbahçe. Çünkü çok alıyor. Bu yönetim aslında onun sözleşmesini gereksiz yere hemen aceleyle uzatmıştı. Sonra da beklentiyi karşılayamadı Dirar. Hani Nazım'ı yedekler aslında. Ya da Nazım'ın bile önünde olabilir hazır bir Dirar. Diri bir Dirar diyorsun. Fark yaratır şimdi. Pereira bir de üçlü dörtlü oynatıyor, değiştiriyor. İşte üçlü savunmada kanat beki olarak bile Dirar fizik güç olarak yerindeyse, tabii onu bilemiyorum son durumunu da, orada gayet iş görebilecek bir oyuncu ama tabii pahalı bir opsiyon Dirar. Pahalı bir opsiyon, yabancı bir opsiyon. Tabii de doğru. Ama gerçi Fenerbahçe'de yabancı yerli yerlisi çok. Diğer takımlara göre daha rahat Fenerbahçe. Ama sana katılıyorum. Hani Dirar öyle bir anda tukaka yapıldı burada. Ama öyle bir oyuncu değil. İşte bazı oyuncuların takım başarısız olduğu zaman ilk hedef haline gelmesi, yüzünün biraz eskimesi, işte birkaç da hata yaptıkları anda hemen ipleri çekiliyor. Dirar'ın da başına o geldi. Yoksa kadroda olsa öyle çok fazla itiraz edeceğin bir oyuncu değil. Bir rekabet yaratır kadroda. Dolayısıyla Dirar'la ilgili karar Fenerbahçe adına tabii ilginç olacak. Ancak asıl konu her zaman olduğu gibi ekonomi. Çünkü benim bildiğim 2 milyon euronun üzerinde bir kontratı var. Aynen. Dirar'ında ben 2.2 diye hatırlıyorum. Ben de 3'e yakın gibi hatırlıyorum. Aklımda öyle kalmış. Yani demek ki baya baya pahalı bir oyuncu. Tabii Fenerbahçe onu gönderirken yine maaşının bir kısmını karşılamak durumunda kalacak. Ama benim merak ettiğim, Gökhan Gönül'ün gittiği Fenerbahçe'de Nazım'ın yediği kim olacak? Çünkü mesela Nazım da zaman zaman sakatlık yaşayan bir oyuncu. Evet. Güvenilmiyor çok fazla. Evet, öyle Nazım var. Bu sezon tüm karşılaşmalarda oynar diyebileceğim bir isim değil Nazım Sangare. Bu durumda kim olacak Fenerbahçe'nin sağ bek yedeği? Tabii orada Nazım'ın Türk statüsünde olması, mesela az önce konuştuk hani Dirar yabancı. Ama orada hani sağ bek rotasyonunda bir yerli bir yabancı kötü bir formül değil. Fenerbahçe'ye tabii maliyeti az önce konuştuk. Bunun dışında Gökhan Gönül de en son geçen hafta Karagümrük'le ismi anılıyordu. Herhalde o da İstanbul içinde bir kulüpte kalacak diye düşünüyorum. Evet, öyle gözüküyor. Şimdi tabii şunu konuşuyorduk biz geçen sezon devre arasından itibaren. Mesut Özil takıma katıldı. Mesut Özil marka bir futbolcu. Böyle bir marka futbolcu getiriyorsunuz da takımı onun etrafında kurmanız gerek. Ona uygun bir teknik adam, ondan verim alacak bir teknik adam gelmesi gerek. Ben mesela işte o dönem Wenger demiştim. İşte Löw olabilirdi belki bu sene ama tabii Mesut o takımın etrafında kurulmasına değecek bir futbolcu mu? Şu anki form durumuyla söylüyorum. Kalite olarak elbette öyle bir oyuncu ama form durumu ayrı. Şimdi Pereira geldi ve hani geçmiş örnekler, işte Van Persie ile kavga etti. Ben Çin takımında Hulk'la tartıştığını biliyorum. Aslında o da Arnautovic ile falan aynı takımda zor. Yani zor oyuncularla birlikteydi Vitor Pereira'da. Hulk da öyle kolay bir oyuncu değildir. Arnautovic zırdeli diyebileceğin futbolculardan biridir. Bir şekilde bir şampiyonluk yaşattı o takıma. Ama Mesut'la anlaşabilir mi? Ona uygun bir taktik hazırlayabilir mi? Sanki bu ilk döneminden hani daha organize, fizik gücü yüksek bir takım hatırlıyorum ben. Hani istatistikler de zaten hani savunma yönünün Fenerbahçe'nin çok iyi olduğunu gösteriyordu. Mesut Özil için doğru teknik adam mı acaba diye düşündürttü bana. Kolay bir birliktelik olmayacak
sanıyorum. Mesut Özil'in de çok fazla emek vermesi, idmanlardaki performansını sanki biraz yükseltmesi gerekecek. Tabii tek taraflı olmayacak. Sadece teknik direktörün çabasıyla olmaz. Oyuncu da mutlaka bir şey katmalı ki Mesut Özil artık tanıtım kısmını geçti. Geçen sene tanıtım kısmıydı onun açısından. Geldi, çok yavaş bir başlangıç yaptı. İlk 5 ya da 6 maç gol ya da asist üretemedikten sonra sakatlandı. Çok uzun süre sakat kaldı. Ondan sonra zaten döndüğü anda lig ağırlıklı olarak bitmek üzereydi Mesut Özil adına. Fenerbahçe taraftarının Mesut'tan beklentisiyle Mesut'tan şimdiye kadar aldığı arasında dağlar kadar fark var. O yüzden bu sene kredisi Mesut Özil'in düşük olacaktır. Geçen sene tamam uzun süredir oynamıyordu, sakatlandı, takımda bazı problemler vardı dendi. Ama bu sene artık bu bahanelere yer yok Fenerbahçeli taraftarların gözünde bence Mesut açısından. O yüzden Mesut'un da işte sezon öncesi hazırlık kampı da geçirdiğini düşünürsen, eğer sakatlanmazsa en azından Mesut'un belli bir seviyede Fenerbahçe'ye katkı vermesi şart. Eğer vermezse yine tüm sezon boyunca Mesut Özil konuşulur. Ha, Pereira Mesut Özil üzerinden bir kadro mu yapar? Takımı Mesut Özil üzerine mi kurar? Yoksa kurduğu takımda Mesut Özil'i de monte mi eder? Açıkçası o soruların cevabı bende değil. Bunu hep beraber göreceğiz. Ama bir teknik adama da direkt olarak böyle bir misyon yüklemek bence çok doğru değil. Pereira'dan beklenen Fenerbahçe'nin iyi futbol oynaması, beklentileri karşılaması, organize bir takım olması. Bunu yaparken Mesut'u işin içine katabilirse harika olur. Ama katamazsa da eğer takım az önce tarif ettiğimiz gibi oynarsa bence çok büyük problem değil. Ama işte orada teknik adam ne kadar bağımsız olabilecek? Şimdi bir önceki döneminde Van Persie'yi hani bazı maçlarda oynatmak durumunda kalıyordu ister istemez. Yani çünkü ismi büyük. Büyük maliyetle gelmiş. Yönetimden de bir baskı geliyor. Hani bu oyuncuyu da değerlendir. Hani Fernando Aini'yi oynatıyorsun. Van Persie idmana çıktıysa oynar baskısı olur. Mesut Özil'de de aşağı yukarı böyle. Geçen sene de böyleydi. Niye direkt başladı Mesut Özil? Mesela fizik olarak hiç hazır değilken Mesut Özil oynamaya başladı. Bu bununla alakalı diye düşünüyorum. Bu sene de o çok değişmez tabii, gibi. Hani bununla mücadele edecek ama teknik adamın da zaten görevi bunu yönetmek değil mi? Evet, zaten gelirken de farkında olması lazım bir yandan. Tabii, hani bunu bilecek, buna göre hareket edecek. Kamuoyunu oluşturmak da yine teknik adamın görevi. Burada asıl olan Mesut Özil'in de ama bir şeyler ortaya koyma çabası olması lazım. Hani Mesut Özil biraz böyle kenarda kaldığı anda hemen küsüp ya tamam madem öyle ben de işime bakarım. Hani antrenmanımı yaparım. Beni kadroya koyarsan ne ala, koymasan da canın sağ olsun diye böyle hemen kendi kabuğuna çekilen bir profil çiziyor genelde. Arsenal'da da böyleydi. Bundan sonrası açısından hani Mesut'u sürekli forma vererek mi kazanır? Rekabete sokarak mı kazanır? Pohpohlayarak mı kazanır? Yani bunların hepsi birer yol ama hangisi Mesut'ta işe yarar? Ya da Mesut'ta işe yaradığı anda takımda işe yarar mı? Onu da hep beraber göreceğiz. O Fenerbahçe'nin zor denklemi her zamanki gibi. Fenerbahçe'de ama şunu da düşünmek lazım. Her sene hemen hemen böyle bir oyuncu olur. Yani Fenerbahçe'nin kadrosunda. Takımlarda da olur genel olarak hani, ama tabii bunu yönetmek böyle önemli. Bir denklemi vardır Fenerbahçe'nin. Çözüp ya da çözemediği. Ama yani Pereira ilk olarak Mesut Özil'i düşünmemeli bence. Pereira ilk olarak eldeki oyunculardan ne çıkartabilirim, ne yapabilirim? İşte Emre Belezoğlu'nun oynadığı sistem üzerinden mi gideyim? Yoksa daha farklı bir oyun anlayışı üzerinden mi devam edeyim? Önce onu çözmeli, onu kafasında netleştirmeli. Ve kararını verdikten sonra da en azından A planını çok iyi uygulayan bir takım Fenerbahçelerin beklentisi. İşte burada sadece Mesut Özil yok. Mesela Luis Gustavo'da değil mi? Hı hı. Luis Gustavo'lu bir kadro mu? Luis Gustavo'suz bir kadro mu? Mesela bu kadro Monaco maçındaki gibi Fenerbahçe bir üçlü savunma deneyimi yaşayabilir mi? Mesela Atilla Salahi'nin bu kadroda olması. Milli takımda 3'te oynuyor. Evet, milli takımda oynuyor. İşte sol stoper olması. Dolayısıyla bu denenebilir mi Fenerbahçe'de? Bunlar birçok bilinmezliği beraberinde getiriyor. Ancak işte Pereira burada tecrübesini kullanacak. Kararını erken verecek. Belki fikir alışverişinde bulunacak. Belki geçen seneki maçları izleyecek. Hemen bir şeyler üretecek. Onu hep beraber göreceğiz ama bildiğim bir şey var. Eğer Pereira'nın aklı biraz karışırsa işi çok zorlaşır. Ama burada da hani aklının karıştığını nereden anlayacağız? Mesela bir maç 4'lü bir maç 3'lü oynarsa da bu aklının karıştığı anlamına da gelmez ya da oyuncu tercihleri. Çünkü değiştirmeyi de sevdiğini
söylüyor Pereira. Hani onu da belki doğru yorumlamak lazım. Ya işte olduğu zaman tabii şu an farazi konuşuyorum da. Olayı hakikaten futbolda güzel tartışmalardan bir tanesi. Çünkü bazı takımlar buna cevap verebiliyor. Bazı takımlar da açıkçası eline yüzüne bulaştırıyor. Sistem değişikliği yaşadığı anda. Bizde de bilirsin hani işte oyuncuların hiç alışık olmadığı bir sistem. O sisteme geçiş takımdaki bütün dengeleri bozdu. Bu haberler de çıkar. Ama mesela Danimarka takımını izliyoruz. Onu diyecektim. Yani her şeyi yapıyor adamlar. Evet. Ne olursa olsun teknik direktörün verdiği komut takıma gidiyor. Takım da onu uygulayabiliyor. Bunun tabii taktik anlayışının üst düzeyde olması. Mesela İtalyan takımı da öyle. İtalyan takımı da saha içerisinde çok kolay bir şekilde taktik değiştirebiliyor. Bizim milli maçta Chiellini'nin 40. dakikalarda gol araması da daha ilk yarı içerisinde oyunu okuyup ona göre bir çözüm bulmasıyla alakalı Mancini'nin. İşte bunu yapabilen yapamayan takım var. Ama bizde bahaneler daha kolay üretiliyor. Hani bir şey denemek üzerinde ısrar etmektense mesela üçlü savunmaya dönüyorlar. İşte iki maç iyi gidiyor. Üçüncü maçta mağlubiyet gelirse işte zaten oyuncuların alışık olmadığı sistemdi. Bunun üzerine baskı girdiği anda teknik adamlar da genelde geri adım atıyorlar. Ve hadi tamam işte oyuncuların istediği olsun tarzı bir anlayışa geçiliyor. Orada eğer Pereira'nın senin söylediğin hani bir maç şöyle oynadı, bir maç böyle oynadı ya da oynayacak işte değişikliği seviyor. Bence güzel. Ama işte o bence doğru güzel. Algılanmaz. İşte karşı tarafa geçiyor mu bence? Asıl olan o. Aynen. Yani oyuncu grubuna geçiyorsa problem yok. Oyuncu grubu onu kabul ediyorsa, sahada uygulayabiliyorsa hiç problem yok. Çünkü yani futbol sadece seninle ilgili, sadece sahada senin yaptıklarınla ilgili değil, rakibin de ne yaptığıyla ilgili. Rakibinin de yani senin belli bir formatın, oyun anlayışın olabilir. Bir felsefen olabilir. Ama o felsefeyi sahada başka taktiklerle desteklemen gerekiyor. İşte son olarak İngiltere milli takımının Ukrayna karşısındaki 11'i. Anlattım burada yani. Southgate diyor ki bu adamlar beşli dizilecekler ve burada savunma yönü çok kuvvetli oyuncular var. Çok derinde bekleyecekler. Benim birebir de adam geçen, bu işi en iyi yapan oyuncu Jadon Sancho'ya ihtiyacım var. Ve onu oynatıyor. Ama kendi takımıyla ilgili bir şey var mı? Oyun anlayışında bir değişiklik var mı? Yok. Ama rakibi gözeterek orada bir hamle yapıyor. Alman milli takımı Portekiz karşısında üçlü savunmayla turnuvanın en iyi oyunlarından birini oynadı. İngiltere Almanya milli takımıyla oynarken İngiltere de üçlü savunmaya geçiyor. Ama üçlü savunma İngiltere milli takımını bozmadı Almanya karşısında. Yani Almanya'ya bir iki pozisyon verdiler. Bir iki şut denemesi verdiler. Ama onun dışında İngiltere yine sıkıntısız, size göre müthiş sıkıcı evet. bir 90 dakika geçirdi ama işte ona adapte oldu. Mesela Fransa olamadı İsviçre karşısında. Üçlü başladılar. Devrede hemen evet. Koman aldı. Şeyi çıkardı. Langley'i çıkardı. İsviçre İspanya karşılaşmasında dörtlü oynadı. Evet. Rodriguez sol bek oynadı. Sezon başından beri üçlü oynayan kupa başından beri üçlü oynayan İsviçre İspanya'ya göre baktı ve dörtlü savunmaya geçti ama bunu da iyi uyguladılar. Maç içerisinde 120 dakika kalmayı başardı İsviçre bir şekilde. Dolayısıyla burada hani şöyle olur böyle olurdan ziyade teknik adamın kafasındaki düşünceyi oyuncular uygulayabilecek mi uygulayamayacak mı? Benim genel olarak buradaki oyuncularla ilgili şöyle bir tespitim var. Böyle konfor alanlarının dışına çıkmayı pek sevmiyorlar. Ya bu üçlü savunma da nereden çıktı? Hani sanki böyle üçlü savunma dörtlü savunmayla çok çok alakasız. Hani birbirlerinden çok uzak. Zannedersin ki biri handbol, biri basketbol, biri futbol. Ya öyle bir durum yok. Sadece sahadaki pozisyon almalarla alakalı. Aslında bak şu an var. Bir üçlüyü söyleyeyim ben Fenerbahçe'de. Zalai milli takımında sol stoper oynuyor. Kolker, Alanyaspor zaman zaman büyük maçlarda üçlü dizildi ve Kolker orada ortadaki oyuncu oldu. Tisserand'a geldiği takım Wolfsburg'da üçünün sağ stoperiydi. Şimdi kafadan ben sana Fenerbahçe'ye üçlü bir eğer kalırsa bu oyuncular üçlü savunma çizdim gayet de. Çizebilirsin. İşte diyorum yani bunlar böyle handball taktikleri değil ki oyuncular sürekli bir isyan moduna geçiyorlar. Bu da nereden çıktı? Hani artık bu devirde bir uyum gerekiyor. Eğer uyum olursa problem olmaz. Üçlü oynamasın, dörtlü oynamasın. İstersen ikili oyna. Yani City zaman zaman işte bizim programlarda anlatılıyor. Neredeyse iki savunmacı kalıyor City'de. Öyle bir maç sonu pozisyonları çıkıyor ki ortalaması çıkıyor ki City'nin. Baktığın zaman adamların taktiğini böyle bir bakıyorsun. Bunlar kaç oynamış ya diyorsun. 2-4-1 böyle bir garip bir gidiş var. Ama onu uygulayabiliyor işte. Çünkü geçmiş o anlayış. Fenerbahçe'de de işte savunmayı saydım. İrfan Can Kahveci, Gustavo, Ozan Tufan, Mesut Özil, Pelkas bunlar hep uluslararası
kariyeri de olan futbolcular, belli bir seviyenin üstünde olan futbolcular, hani bu futbolculara geçemiyorsa hangi futbolculara geçecek diye de insan düşünmeden edemiyor. Reklama gidelim, sonra tekrar buradayız. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. ...7.42 saatlerimiz Fenerbahçe'yle açtık. Topuk Yaylası kampına başladı Sarı Lacivertler ve Vitor Pereira biliyorsunuz topsuz antrenmanları çok sevmiyor. Bu ilk döneminde de eleştiri konusuydu. Dün de şimdi merak ettim, idman metni var. Ona dikkat etmemiştim. Kapatmıştım sayfayı. Şimdi tekrar açtım. Acaba nasıl başlamış? Düz koşu yaptı gibi mi? Değil. Topla ısınmayla başlamış idman. Klasik aynı metodolojiyle devam ediyor Vitor Pereira. Bunu hep göreceğiz. Öyle ormana çıkıp koşma falan olmayacak. Ya da sahanın etrafında koşma değil. Kesinlikle böyle bir anlayışı yok bu metodolojide. Topla ısınmayla başlamışlar. Dar alanda 4 minyatür kaleli oyun ile devam etmiş idman. Kapalı bölümde de taktiksel çalışmalar yapılmış. Hani ilk gün klasik o işte fizik yükleme, bunlar yok. Bunu topla yapmayı tercih ediyor Vitor Pereira. Anlayışı o. Birçok Portekiz teknik adam böyle. Brandon Rodgers böyle. Fenerbahçe geçen sene ya da bu sene getirebilse Bielitsa benzer anlayışla teknik adamlık yapıyorlar. Buna da alışmak gerek. Ama sezon içinde hani sakatlıklar çoğalırsa ya da fizik olarak Fenerbahçe geride gözükürse o zaman bu tarz eleştiriler yine gelecektir. Ama şunu da unutmayalım. Ben ilk sefer çünkü bilmiyordum bu durumu. Vitor Pereira'nın metodolojisini, kimden ilham aldığını sonra öğrendim. O yüzden şu an daha farklı bakıyorum Pereira ve bu tarz işte Portekizli teknik adamlara, ki bunun da herhalde farkındadır Ali Koç diye düşünüyorum. Hani bir Portekiz ekolünden bahsetti. Portekiz'in geneli böyle. Ufak tefek farklar olabilir ama hepsi neredeyse topla ısınmayı, topla fizik kondisyon yüklemeyi tercih ediyorlar. Bunu da şöyle açıklıyorlar. Daha geniş alanda topla çalışmak fizik kondisyonu geliştirebilir. Daha dar alanda sık tekrar yaparsan da fizik güç kazanırsın diyorlar. Benim araştırdığım böyleydi. Zamanında bununla ilgili bir yazı yazmıştım Ajans Spor'a. Adı da taktiksel periyodikleştirme diye bu metodolojiyi Türkçe'ye çevirdim. Ama ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü o dönem Türkçesi yoktu. İngilizcesi vardı sadece. Tactical periodization deniyor buna, metodolojinin ismine. Farklı bir sistem. Bakalım adapte olabilecek mi Fenerbahçeli futbolcular? Onu da göreceğiz hep beraber. Ama yurt dışından Portekiz'e bu kadar başarılıysa bu metotta oluyor demek ki. Yani tabii olmasın. Şimdi bir de hani bir teknik adamla anlaşıyorsun. Teknik adam da tecrübesiz bir teknik adam değil. Kendi bildiği doğruları var. Eğer sezon içerisinde Fenerbahçe senin dediğin gibi fizik problemi yaşarsa Pereira bir anda, bir dakika ya ben bunu yanlış biliyormuşum, bundan sonra komando eğitimi yapacağız demez herhalde. Aynen öyle. Dolayısıyla oraya takılmamak gerekiyor. Oradaki eleştirilere kulağını kapamak gerekiyor. Eğer böyle bir tercih yaptıysan o tercihin arkasında duracaksın ve o tercihe yönelik eleştirileri de görmezden geleceksin. Yani Pereira ile ilgili senin kafanı karıştıracak olan nokta bu değil. Evet, ama işte ilk dönem mesela bunu öngöremedi herhalde yönetim de mi bilmiyordu bu metodoloji, hiç bununla ilgili basına bir paylaşım, bir bilgilendirilme yapılmadı. İşte laktat testi yaptırmıyor diye eleştiriliyordu mesela, işte bütün takımlar yaptırıyor, Pereira yaptırmıyor, bilime inanmıyor mesela, hala böyle yorumlar var. Ama değil yani, bilime inanmamak değil, adam üniversitede profesörün öğrencisi, inanılmaz çalışkan bir adam Vitor Pereira. Yani buna inanmaması, bunu uygulamaması mümkün mü? Değil. Ama o dönem yöneticiler de bence hiç farkında değildi. Gittikten sonra işte yavaş yavaş anlaşıldı. Şimdi daha bilinçli bir şekilde insanlar bakmalı diye ben de işte dün de biraz Barış abi orada uyarma ihtiyacı hissettim. Bugün de bir kez daha söyleyeyim. Çünkü bu yönde çok şey yine duyabiliriz. Ama tabii muhabirler de şimdilik biraz daha pozitif haberler yapma peşinde, daha yeni geldi sonuçta. İşler kötü giderse o haberlere, işte zaten yazında laktat testi yaptırmamıştı, zaten fizik kondisyon yükleyemedi Fenerbahçe, o yüzden o kadar kötü gibi haberlerde sezon içi kötü gidiş olursa görebiliriz. O da işin farklı bir boyutu. O zaman Fenerbahçe'den sıyrılalım biraz, diğer takımlara geçelim. Beşiktaş, onlar da dün sezonu açtı. Herkes tabii Sergen Yalçın sözleşme imzalayacak mı imzalamayacak mı, bütün yaz neredeyse hani Haziran ayı böyle geçti Beşiktaş taraftarının. Dün Sergen Yalçın takımının başındaydı Murat Şahin'le birlikte.
Hala bu arada resmi sözleşme imzalanabilmiş değil Sergen Yalçın'la. Fatih Terim'le de aynı şekilde şu anda takımların başlarındalar ama sözleşmesiz bir şekilde başlarındalar. Dün işte Beşiktaşlı futbolcular geldi. Bazıları karantinada, bazıları işte milli takımlarda, yurt dışında daha tamamen hazır değil. Takımlar Fenerbahçe için de aynısı geçerli. Ama yeni transferlerden Salih Uçan katıldı idmana. O da basın mensuplarında sorularını yanıtlamış. Tabii faktör olarak hani neden Beşiktaş'ı tercih etti? Çünkü Galatasaray'ın da gündemindeydi. Trabzon yazılmıştı, Fenerbahçe'nin ilgisinden bahsedilmişti. Ama tabii Şampiyonlar Ligi hani bir futbolcu için eğer gerçekten hani para için yapmıyorsan ki para önemli bir kısım kabul. Ama o Şampiyonlar Ligi'nde oynamak hayali de bence futbolcuyu motive eder. Yani bilmiyorum Galatasaray'da Beşiktaş arasında para olarak ne kadar fark vardı. Tahminen Galatasaray biraz daha yüksek veriyordur. Harcama limiti de çok daha yüksek. Ama Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi... 7 milyon lira dendi. Salih için 7 milyon lira. 7 milyon lira dendi. Evet, 1 milyon euronun da aşağısında bu en sakala Wellington tarifesi gibi neredeyse. O güzel bu arada öyleyse gerçekten. Öyle bir hani 1 milyon euronun altında birçok oyuncuyu tutması önemli. Şampiyonlar Ligi olması tabii önemli. 6 maç belki, evet, gruptan çıkmak çok kolay olmayacak. Belki seneye de olmayacak Beşiktaş, bilemiyoruz. Ama en azından o duyguyu yaşamak, orada Avrupa'da o sahnede dev kulüplerle oynamak bir futbolcunun herhalde küçükken hayalini kurduğu şeylerden biridir. Ben bu mesleği yapıyorsam, yani işte futbolcuysam direkt olarak onu düşünürüm. Hani Şampiyonlar Ligi'ni düşünürüm. Avrupa'da büyük bir takıma gitmeyi düşünürüm. Ya da Türkiye ise vizyonum, yurt dışına gitmeye cesaretim yoksa büyük takımla oynamayı düşünürüm. Büyük takım zaten garantiydi Salih için. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde bakalım nasıl bir performans gösterecek. Umarız da sakatlık falan yaşamaz tabii. Sakatlıktan da bahsetti. Tamamen geçti dedi Salih Uçan. Bakalım hazır bir şekilde. Sakatlığı yüzündeki sakatlık. Evet. Değil mi? Tamamen geçti dedi. Hatta Şenol Güneş onun sakatlığı nedenini almadım demişti. Salih de demişti yok benim zaten öyle bir sakatlığım yok diye karşı çıkmıştı. O da enteresan bir durum tabii. Şu an hazır ve nazır bir şekilde idmanlara başladı Salih Uçan. Salih'in tabii Beşiktaş'a vereceği katkı son derece önemli. Çünkü Beşiktaş'ın o pozisyonda iyi oyunculara ihtiyacı var. Dorukhan gibi joker bir oyuncuyu kaybetti Beşiktaş. Neden joker diyorum? İşte savunmanın sağında da oynayabiliyordu. Üçlüye döndüğü zaman Beşiktaş sağ stoper de oynayabiliyordu. Savunma yönelik orta saha oyuncusu da oynayabiliyordu Dorukhan. Bu sene pek göremesek de ceza sahası koşullarıyla fark yaratan, yani bu sene aslında Atiba'nın yaptığı işleri yapan tarzda bir oyunda sergileyebiliyordu. Çok gönüllü bir oyuncuydu. Şimdi o tarz bir oyuncuyu kaybettikten sonra tabii ki Salih'in profili farklı ama yine Beşiktaş'ın işte o bölgede en azından kalite olarak iyi bir takviye yaptığını görüyoruz. Şimdi tabii oyun anlayışına uyumu, takıma uyumu ve ondan beklentileri karşılayabilecek istikrarı göstermesi şart. Tabii ki Alanya Spor'da çok çok iyi bir sezon geçirdi. Ama mesela 6 asisti var. 6 asistin 3'ü tek maçta. Evet, duran top. Duran toptu. 3'ü de kornerdendi eğer yanlış hatırlamıyorsam. Hı. Ya da ikisi korner, biri duran toptu. Dolayısıyla hani Salih'in Alanya'daki performansının üzerine koyması gerekiyor. Ama şöyle bir şansı olabilir. Eğer Beşiktaş geçen seneki kimliğini korumayı başarır, yine aynı anlayışla benzer tempoda iyi bir görüntü çizerse Salih otomatik olarak iyi gözükür zaten. Ama biraz sallanan bir takımda Salih'ten beklentiler yükselecektir. Bu da her büyük takıma gelen bu tarz oyuncular için zaten normal, anlaşılabilir. Şimdi orada nasıl bir rotasyon olacak? Çünkü Beşiktaş'ta şimdi orada Salih, Atiba, Josef de Souza'yı düşünürsen, böyle bir üçlü düşünürsen Beşiktaş mesela 10 numara pozisyonunda ya da biraz daha ileride diyelim, 10 numara pozisyonu demeyelim, biraz daha önde Atiba'yı mı değerlendirecek gene? Evet, bu anlayışta mantıklı geliyor. Ama işte Atiba'nın yaşıyla beraber orada diyorum ya, o bölgeyi destekleyecek başka oyunculara da ihtiyacı var. Yani bu oyuncu da mesela Necip değil. Mesela Salih'le Oğuzhan aynı anda 11'de oynar mı? Oynar. Normal şartlarda. Oynamayacak diye bir şey yok ama Oğuzhan oynamıyor. Oradaki problem o. Oğuzhan'ın pek niyeti yok. Oğuzhan sanki bir Alanya Spor yapsa kendine gelir gibi hissediyorum. Hani Ozan Tufan kendine geldi, Salih Uçan kendine geldi.
Oğuzhan da böyle bir şeye ihtiyacı var. Ya, gerçi gitti Hollanda'ya. Feyenoord'a evet. Gitti geldi. Orada da sezon yarıda kaldı. Evet, kendime geldim dedi. Ama o pandeminin dönemi işte. Sezon evet, bitmediği dönem. Çok da aslında oynayamadı. Ama ne olursa olsun. Ya mesela ben bu sene Oğuzhan'la devam eder miyim bilmiyorum, biliyor musun? Tabii. Normal şartlarda. Çünkü kaç sene daha bekleyeceksin Oğuzhan'ı? Çok pahalı bir bekleme bu Beşiktaş açısından. Vallahi sözleşmesi bu sezon son artık. Evet. Daha da beklemeyecek zaten. Hani olmazsa gidecek. Beşiktaş sürekli bekliyor Oğuzhan kalitesini göstersin diye, ama kaç sezon oldu? Mesela Oğuzhan, inan şu an konuşurken benim aklımdaki bir opsiyon değildi. Ben de unuttum. Ben Necip geldi aklıma yedekleri düşünürken. Şimdi siteye girince gördüm Oğuzhan'ı. İşte Kartal var orada. Aynen. Ama o da ne kadar hazır onu da tam olarak bilmiyorum. Kısaca Beşiktaş'ın o pozisyonda bir transfere daha ihtiyacı var diye düşünüyorum ben. Evet, Mensah gitti. Hani kiralık olarak gelmişti. Laiç'i göndermeye çalışıyor. Laiç gönderirse Teixeira gelecek. Bugün de Sabah gazetesinde böyle bir haber var. Yani o merkez pozisyonda 6-8-10. Hani klasik bir 4-2-3-1 dizilişinde 6-8-10 olarak oyuncu pozisyonlarını konumlarsak orada Beşiktaş sayısal olarak şu an eksik. Evet, Beşiktaş'ta bir de Tyler Boyd konusu enteresan. O da idmanlara çıkmıyor Beşiktaş'ta. Lens ve Douglas'la birlikte. Boyd'da ne değişti? Yani geçen sezon devre arası düşünülüyordu kadroda. Tam gireceklendi. Sivas Spor'a transfer olmuştu kiralık olarak. Şimdi de daha sezon başından kadroda düşünülmemesi bana çok garip geliyor. Herhalde iyi bir paraya satacaklar mı? Hiç bu kadar hani kadro dışı bırakılacak bir profil mi? Gayet iyi bitirdi aslında Sivas Spor'la sezonunu. Çok yönlü bir oyuncu. Sağ kanatta, sol kanatta oynayabiliyor. Toplu arası iyi. Biraz çelimsiz kalabiliyor belki. Direkt böyle korkak kalabiliyor saha içinde. Hani mücadelede eksik kalabiliyor ama hani Rıza Çalınbay dokunuşu ile işler yapan Boyd Beşiktaş'ta da bence mevcut düzende fark yaratabilirdi. Ama herhalde orada sağ kanada Gezzali tekrar düşünüyor. Alternatif Gökhan Töre diyor. Solda işte Enkudu var, Larin var. Belki Buruma Uyekur'dan biri gelecek. Herhalde bu rotasyonda pek düşünülmedi. Evet. Biraz Boyd'a haksızlık yapılıyor. Değil Beşiktaş'ta yani, onu söylemek lazım. Öyle geliyor. Ancak benim anladığım kadro planlamasından ziyade Sergen Yalçın'ın tutmaması Mert. Yani Sergen Yalçın'a kendini kabul ettiremedi Boyd. Çünkü mesela Gökhan Töre daha iyi performans sergiledi. Ama bak Beşiktaş'ta. Şimdi Tyler Boyd'u gitmeden her maçta oynatıyordu. Şey, kadro dışı bırakmadan o 15 yabancısı vardı değil mi? Bir kişiyi kadro dışı bırakacaktı Hangi Beşiktaş. Hangi sezondan bahsediyorsun? Bu sezonun başı değil miydi işte? Hani Hasic'i mi bırakmalı, Enkudu'yu mu, Boyd'u mu deniyordu. O Boyd'u her maç oynatmıştı. İşte PAOK maçı. Büyük ihtimalle zorunluluktan. Ama her maç oynattı. Şimdi her maç oynattığı bir adam hani tutmuyor diyorsun. Tamam. Ama o kadar oynatıp sonra 15. olarak lisansını askıya alması Beşiktaş'ın, değil mi? Bu böyle yaşandı. Hatırla o dönemi. Daha geçen sezonun başı. Pandemi sonrası. Pandeminin o yaşandığı ilk sezondan sonraki sezon. Çünkü pahalı bir oyuncu da değil. Problemli bir oyuncu da değil. Dolayısıyla mesela eğer Boyd'la kıyaslayacaksan hani Hasic'in de katkısı yok hemen hemen hiç. Beşiktaş'ta tamam daha genç bir oyuncu. Belki topla biraz daha haşır neşir. Ama katkıya bakarsan hani Gökhan Töre, Hasic, Boyd aralarında öyle büyük farklar yok. Allah'tan Enkudu geçen sene biraz kıpırdandı da evet. O bir şeyler yaptı Beşiktaş'ta. O da ümitsiz vakaydı sezon başında aslında. Hani, ama sezonu 7-8 golle kapattı evet. O da. Sonuçta Raşit Gezal'in akıl almaz performansıyla Beşiktaş o eksiğini kapatmayı başardı. Şimdi kanat rotasyonundan çok Beşiktaş'ta merkez orta sahada santrafor bölgesinde. Şu an santraforu Güven Yalçın, Umut Nayır gözüküyor. Evet. Başka bir oyuncusu yok. Cenk Tosun gitti. Abu Bakar gitti. Larin hani kanat artık gözüküyor Larin'i de. O yüzden iki ismi var. İkisini de gönderecek hatta büyük ihtimalle. Tutmayacak kadroda yani. Yani belki Güven Yalçın 3 numara gibi kalabilir. Hı hı. Çünkü Güven Yalçın kanatta da kullanabiliyor. Ve yerli. Umut Nayır da idmanlara çıkmıyor. O da takımlarla görüşüyor. Anadolu takımlarıyla. Evet. Ama Beşiktaş'ın iki tane golcüye ihtiyacı var. Bir tanesinin de üst düzey olması olmazsa olmaz. Stoperde de yine işte Montero'nun gidişiyle beraber orada bir derinlikte problem var gibi gözüküyor. Bir de tabii Sabek opsiyonu. Evet, Sabek opsiyon derken Sabek'in kendisi de lazım. Yani Rozier'e geldi. Sen dedin ya Reşit Gezel'i düşünüyor. Rozier'i de düşünüyorlar. Eğer Rozier olursa Sabek alternatifi. Ben Gökhan Gönül dedim biliyorsun.
geçen hafta. Gökhan Gönül gelmeli dedim. Ondan sonra Engin Kiyale ile konuştuk. O da tam tersini söyledi. Olmaz dedi Gökhan Gönül. Bu saatten sonra olmaz. Çünkü Gökhan zaten pek çalışmayı seven bir oyuncu değil. Sen de aslında benzer şeyleri söylemiştin. Dolayısıyla oradan fayda vermez dedi. Ama bence gelmeli. Yani bulamıyorsa kimseyi Beşiktaş, orayı boş bırakacağına uygun bir maliyette Gökhan da tutulabilir takımda, ona itirazım yok. Ama Bilal mesela acaba hazır olabilir mi şimdi? 2003 doğumluları görüyoruz. Hani Euro 2020'de bile 2002-2003, Pedri 2002 doğumlu. Ama işte bak şimdi Pedri diyorsun. Tamam tamam, hayır mı? Olabiliyor yani. Bilal Ceylan da bir şey görmüş gibi işte Eskişehir'de oynuyor. Oynuyordu çocuk. Oynayarak geldi. Tamam, bir şey gördü mutlaka. Hani geleceğe... Zaten Bilal Ceylan da yakışıklı. Şey, yakışıklı diyorum. Yetenekli. Ama çok erken olabilir onun için bu seviye. İnşallah değildir Bilal işte Ceylan bir an için. Önce. Ya umarım öyledir. Hani Rıdvan Yılmaz da sonuçta. O da gençti. O da forma giydi bir şekilde. Hani son zamanlarda yedeğe de düşse oynamayı başarmıştı. İnşallah Bilal de iyi bir kamp dönemi geçirir. Yani bayağı bir şey var aslında. Transfer var Beşiktaş'ta. Evet, öyle gözüküyor. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. .03 saatlerimiz, yeni saate girdik. Gündemdeki gelişmelere bakıyoruz. Beşiktaş'ı en son değerlendirdik. Birçok transfer ihtiyacı var elbette siyah beyaz ekibin, ama tabii ne kadar erken olursa o kadar iyi transferler. Ama Beşiktaş'ın avantajı Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından başlayacak olması. Liginde ligin yeni başlama tarihi açıklanmıştır. Şu an aklımda olmamakla birlikte Ağustos ortası gibi başlayacak olması. 1,5 aylık neredeyse bir süre var önünde. Ama tabii bir golcüsünün olmaması şu anda ana plan olarak. Hani orta sahada alternatifler var. İşte beklerinden, işte sol bekte iki alternatif var. Stoperleri var ama golcü olarak şu anda çok eksik. İlk herhalde transferlerden biri oraya yapılmalı gibi gözüküyor Beşiktaş'ta. Ama o da kolay bir operasyon değil. Bir yandan çünkü Laiç'le yolları ayırmak durumunda siyah beyaz ekip. Bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Larin'i gönderecek mi? Sözleşmeyi uzatacak. Beşiktaş'ın bu seneki en büyük problemlerinden biri de Larin olacak çok büyük ihtimalle. Çünkü gitmeye sıcak bakmadığına dair biz Ajans Spor'da bir haber paylaşmıştık. Bunun da mantığı şuydu. Artık futbolcular hani serbest gitmeye daha sıcak bakıyorlar. Çünkü imza parası koparıyorlar gittikleri kulüplerden. Ve bu dönemde hani maliyetler de çok yükseldiği için, ekonomik olarak da takımlar zorlandığı için, hani o yüklü bonservisler yerine bonservissiz imza paralı kısmı tercih ediyorlar. Mesela dün şeyi düşünüyordum, Mbappe. Şimdi kim Mbappe'ye şu anda 200 küsür milyon euro verebilir? Veremez herhalde, ancak sözleşmesi bir kere Paris Saint Germain verebilir. Şu an gerçi başka verecek biri yok. Hakimiye sağ beke 80 küsür milyon euro verebiliyorlar. O nasıl yapılıyor gerçekten anlamış değilim, ama Mbappe sözleşmesi bitiyor mesela bu sezon sonu. Gitmek istiyorsa, ki istiyor galiba, uzatmayacaktır. Öyle gidecek Real Madrid'e bonservissiz ya da diğer gitmek istediği kulübe. Larin'de de durum bu. O kolay bir matematik denklem değil. Dorukhan'da da benzerini yaşadı Beşiktaş. Bu sezonda Larin konusu eğer gitmezse eleştiri konusu olacak. Hatta Vida ile biraz daha düşük bir miktara yeni bir sözleşme de istiyormuş Beşiktaş yönetimi. Onu da çünkü Vida'nın da bitiyor. Tabii Vida bilmiyorum başka bir yere gitmek ister mi? Ama hani Vida'ya da gel senle, ne bileyim, 2 milyon euroya bir 3 sene daha anlaşalım
Beşiktaş'ın aklındaki hamlelerden biri de oymuş. Evet, kolay bir denklem değil dediğim gibi. Şimdi Galatasaray'dan birkaç haber paylaşalım. Dün aslında Gezal konusunu söyledik. Ama gün içinde de biz Ajans Spor'da da Burhan Can Terzi'nin bu konuyla ilgili bir haberi var. Hatta başlığı da Galatasaray Gezal'in talebini kabul etti. Top Beşiktaş'ta demişiz. Yöneticilerden Işıtan Gün Galatasaray'da aslında futbol şubesine bakması bekleniyordu. Fakat Başkan Burak Elmas'la Fatih Terim direkt iletişimde olacak. Işıtan Gün daha çok bu transferlerde herhalde rol alacak. Barış Alper Yılmaz transferinde son aşamaya gelmişti. Kendisi Gezal'le de geçen hafta anlaştığı söyleniyor. Fakat bu şartlar Gezal tarafından kabul edilse de yönetim içinde henüz son onay çıkmamış. Çünkü Galatasaray'da işte Feghouli gibi, Falcao gibi, Babel gibi maliyeti yüksek futbolcular var. İlk önce onlarla yolların ayrılması gerektiği, ondan sonra Gezal'le anlaşılması gerektiğine dair bir anlayış, bir kabul çıkmış Galatasaray yönetimi tarafından. O yüzden şimdilik beklemede deniyor Gezal'le ilgili. Gerçekten enteresan yani. Gayet ciddi. Biz de haber yaptık. Birçok farklı kaynak Galatasaray Gezal için haberler yaptı. Hani öyle menajerin ortalığı kızıştırması gibi gözükmüyor bu transfer. Hani Beşiktaş'tan daha çok para koparalım diye değil gibi hissediyorum. Hani biz yaptık, TRT Spor yaptı, birçok farklı kaynak bu girişimi doğruladı. Valla ben anlamadım. Çünkü senin söylediğin haberde o zaman Galatasaray'dan bir yönetici yönetim kurulundan bağımsız olarak Gezal'le anlaşmış. Ondan sonra Gezal'in şartlarını da yönetim kuruluna sunmuş gibi duruyor. Hı hı. Normal şartlarda, yani anlaşırsak bu maliyeti budur, kabul ediyor musunuz gibi. Evet, normal herhalde şartlarda bence tersi olması gerekir. Hani bir plan program çerçevesinde gidilir. Biz Feghouli'yi göndermek istiyoruz. Alternatifi kim olabilir? Gezal olabilir. O zaman Gezal'in şartlarına bakalım. Bunu kim yapsın? Bunu Mert yapsın. Mert sen bir git bak. Biz ona göre bir hareket edelim gibi olur. Sanki burada biraz ters. Yani tersi olamaz mı? Olabilir. Ama bana garip geldi okurken. Acele etmek istiyor olabilir. Hani Gezal başka bir kulüple anlaşabilir. Hani anlaşmadan biz bir şartları soralım hemen. Ama biz ya yani bireysel gibi gözüküyor. Hı-hı. Şimdi o zaman hani Galatasaray'ın orada bir planı olması lazım. Yoksa ben de gideyim bir oyuncuyla anlaşayım. Ondan sonra geleyim. Bunu istiyor, bunu alabiliriz. Şartları bu. Bana garip geldi. Benim çok mantığıma yatmadı, hı-hı, iş. Bununla beraber Galatasaray'ın tabii kronolojik olarak önce Feghouli'yi göndereceğim, sonra Gezal'i alacağım diye de bir şartı yok. Yani Gezal'i alırsınız, transfer dönemi uzun. Falcao'yu da gönderebilirsiniz. Maaşı yüksek. Babel'i de gönderebilirsiniz. Feghouli'yi de gönderebilirsiniz. Üçünü birden gönderebilirsiniz. Paranız varsa artı Gezal yaparsınız. Hani oralara çok takılmıyorum ama ben hala kafamda çok oturtabilmiş değilim. Ama nasıl göndereceksin Ali abi? Şimdi gönderemeyebilirsin. Hani Gezal'i alıp diğer o saydığın 3 isim de takımda da kalabilir. Sonuçta. Onu diyorum. Paran varsa kalır. Paran varsa da paran varsa kalır. Gider aslında bak. Paran varsa gider. Sözleşme fesh edersin. Gönderirsin. Talibi yoksa. Hayır, şey açıdan söyledim. Hani illa kronolojik olarak önce birini göndereceğim, sonra onun yerine birini alacağım değil. Sen de o konuda hiç anlaşamıyoruz zaten. Hani alırsın birini, ondan sonra o süreç içerisinde yüksek maaşlardan birini gönderebilirsin. Ha, işini zorlaştırırsın kendi kendine. Çünkü şartlar o zaman oyuncunun lehine gelişir. Oyuncu Gezal transferi geldiği anda der ki o zaman beni göndermek istiyorsan maliyeti bu. Hı hı. Hani ona o kozu verirsin. Ama illa o şekilde olacak anlamında söylemiyorum. Yine de ben çok mantıklı bulmuyorum bu hamlesini Galatasaray'ın. Evet, Galatasaray'da bir de kanat oyuncuları aslında çok fazla gözüküyor. Şimdi takımda tabii kaçı değerlendirecek bilemiyorum ama bir çırpıda sayayım şimdi. Önümde liste açık, kanatta oynayabilecek oyuncular. Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Arda Turan, Emre Kılınç, Sofyan Feghouli, Yunus Akgün, Sekidika, Oğulcan, Çağlayan. Galatasaray'daki kanat oynayabilecek oyuncuların zorlasan Ali Yavuzkol da Santrfor'dan kanat performansı alabileceğim bir futbolcu. Hani Emre Akbaba birkaç maç sol açık gibi oynamıştı. Onu da koyabilirsin. Kanat rotasyonu aslında geniş. Bayağı geniş. Galatasaray'ın. O açıdan hani Gezal'e gerçekten ihtiyaç var mı? Bir de şey gelecek şimdi. Barış Alper Yılmaz da bir kanat oyuncusu. O da kanat. Kaç? 8-9 kanadı olacak Galatasaray'ın ama tabii bunların bir kısmı gidecek. Hepsi bir Reşit Gezal etmez mi diyor Galatasaray bu durumda? Demek ki öyle düşünüyor. Hani bir tarafa onu, bir tarafa Kerem Aktürkoğlu'nu mu düşünüyorlar? Hani ideal kadrosu herhalde Fatih Terim'in bu şekilde. Onu göreceğiz. Ha, şeyi sormayı unuttum aslında. Bruma konusu Beşiktaş.
Dün Onyekuru dedik. Sonra gün içinde Bruma haberleri çıktı. Bunlar ikisi de sol açıkta oynamayı seven sağ ayaklı kanat oyuncuları, hızlı oyuncular. Bu bir mesaj mı? Ne oluyor Beşiktaş'ta? Yani o bölgeye Enkudu var. Çünkü Enkudu varken Bruma Onyekuru çok gerek var gibi durmuyor. Demek ki orada bir yol ayrımı gözüküyor gibi. Yani Larin ya da Enkudu'dan biri gidecek herhalde bu haberler üst üste çıktığına göre. Vallahi onu da anlamıyorum Mert. Değil mi? Bruma. Yani Enkudu gitmeyecekse Bruma ve Onyekuru'nun gündeme bile gelmemesi lazım. Ama Enkudu gidecek diye de bir haber okumadık. Dolayısıyla bu kadar söyleyeceğim. Yani ben tabii sol kanat için... Enkudu'nun olduğu bir kadroda bir tane daha öyle bir kanat oyuncusu alınmaz. Evet, Bruma genelde sol oynuyor. Sol kanatta oynamayı seviyor ama sağda da oynayabiliyor. İşte Enkudu da sağda oynuyor gerçi istediği zaman Sergen Yalçın ama asıl bölgeleri onların sol kanat, çok mantıklı gözükmüyor. Bruma da bir de aynı isimler hep yani evet. O işin sinir bozucu kısmı. Yani Onyekuru artık vallahi gına geldi Onyekuru ismini duymakta her transfer döneminde. 3 kere kiralanan başka futbolcu yok aynı takıma. 3 kere kiraladı Galatasaray. 3 farklı dönem. Hadi Dinayir'i falan 2 kere kiralamıştı farklı farklı dönemlerde ama Onyekuru artık 4. şey Osmanlı şey gibi padişahı gibi. Yani 4. Bruma dönemi. Ya da işte Onyekuru dönemi. Bunlar çok abartı. Hep aynı isimler üzerinden dönüyor maalesef. Transfer gelişmeleri. Bruma'da en son neredeydi? PSV'deydi. Kiralık gitmişti Olympiakos'a. Olympiakos macerası var ama orada da çok beklentileri karşılayamadı Portekizli oyuncu. Bakıyorum oradaki performansını 14 maç süre alabilmiş. Pardon 22 maç. 7 gol 3 asist. Aslında nispeten yine fena değil ama... Orada devam etmeyecek kariyerine gözüken o. Şey Sekidika ne oldu? Sekidika o da duruyor. Duruyor ama gidecek. O da takım bakıyor kendisine. Konyaspor'a kiralanmıştı. O da Galatasaray'da yeni sezonda düşünmeyen oyunculardan biri. O bir maçta penaltı yaptırmıştı son dakikada. Orada onun Galatasaray kariyeri galiba bitti Fatih Terim üzerine çizdi. Ondan o penaltıyı yaptırmasaydı iyiydi, oynardı demek ki. İşte bilemiyorum o kadarını. Ama düşünülmüyor. Yani saydım az önce 9-10 futbolcusu var Galatasaray'ın kanat bölgesinde, aslında hiç oraya transfer bile ihtiyacı yok bana kalırsa. Ama hem Barış Alper Yılmaz geliyor hem üstüne bir de Gezal haberleri, iki kanat daha Galatasaray o bölgeyi daha da zenginleştirecek. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı. Evet, 8.18 saatlerimiz. Telefon hattını yavaş yavaş açalım Hakan. 0212 363 04 34 telefon numaramız bu. Sizlerden telefonları bekliyoruz. Dinleyiciler bağlanana kadar birkaç da mesaj okuyalım. Levent İnal Pulat isimli dinleyicimiz bize kırılmış. Dünkü yorumlardan dolayı Adana Demirspor'un geleceği karanlık dediniz. 20 futbolcu alacağına bence 6 tane kaliteli alsın. Size katılmıyorum. Adanalıları üzdünüz, saygılar demiş. Bizce de evet, kaliteli futbolcular gelsin. Zaten Adana 20-30 futbolcu oluyordu her transfer döneminde. Adana böyleydi zaten. Yani yakından, hani bizden daha yakın takip ediyorsunuzdur. Gelin son 3 yıldaki transferleri Adana Demirspor'un yaptıkları, hani kış yaz. Oradaki liste bayağı kabarık oluyor her zaman. Bir de orada şöyle bir savunma var. Mesela Salim'le de konuştum. Salim Manav'la, Salim Adanalı. Kulübü yakından takip ediyor. Abi söylediklerine kızdılar falan dedi bana. Dün program sonrasında. Onun da kulağına gitmiş. Ne söylediysem artık. Evet. Ondan sonra da şöyle bir savunma geldi Salim'den. Abi işte kulüp şirket onun şirketi. Bu kadar basit mi? Yani evet. Onun diye bu şekilde mi hareket edilmesi lazım kulüp yönetimi olarak? Yani bunun da bir geçerli savunma olduğunu düşünmüyorum ben. Evet, ama böyle oluyor yani, yurt dışında da sonuçta sahipli şirketlerde kafasına göre para harcıyor. Ama tabii devamlılığı olacak mı Türkiye'de? O tartışılan yurt dışında devamlılığı oluyor genelde. Çok kötü örnekler az sayıda ama Türkiye şartlarında mesela Göztepe bu kadar harcıyor mu? Ya da Başakşehir çok harcıyordu, şu anki durumu nasıl, onu da düşünmek lazım. Hani bu kısa vadede başarı getirebilir bu tarz harcamalar ama uzun vadede ayakta kalabilecek mi Adana Demirspor'un, benim de şüphelerim var. Senden çok farklı düşünmüyorum. Şimdi sahiplik meselesinde
Adana Demirspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray fark etmiyor. Dernek statüsünde olduğunda biz neden şikayet ediyoruz? Geliyorlar, kulüpler yasası çıkmadığı için hesapsız kitapsız işler yapıyorlar. Kulübü borçlandırıyorlar. Yetkili ya da yetkisiz nasıl artık olursa önemli değil. Sonunda günün sonunda işte isker yetkiyi genel kuruldan almış ol olma işte yıllar içinde biriken zararlar ortada. Sonuçta bunlar bir usulsüzlükle yetkisizlikle yapılan işler de olmadığı için hepsi ibra olarak gidiyorlar yönetimden. Hem idari hem mali. Ama sonunda kulüpler milyarlarca borçta kalıyor ve işte bugün çıkmaza giriyorlar. Dolayısıyla dernek statüsünde kulüplerde yönetimlerin bu şekilde hareket alanları olmasının ne sonuçları olduğu ortada. Sahiplik durumunda sonuçta kendi malınızla alakalı bir tasarrufta bulunduğunuz için derneklerdeki bu tip kontrolsüz, denetimsiz, sorumluluk taşımayan bir şekilde eller kalkıp inip ibra alıp gittiğinizde arkada bıraktığınız borç ve takım kadrosundaki çöplük vesaire gibi konulardan dolayı mağduriyet derneğin üzerinde kalıyor, külfet derneğin üzerinde kalıyor. Siz çekip siz gidiyorsunuz, yeni bir başkan gelip uğraşıyor. Sahiplik tarafındaki avantaj, evet artık oranın bir patronu var. Taraftar ne derse desin, kongresi diye bir şey yok, hisse konuşuyor artık. Dolayısıyla bu bir dezavantaj, hak iddia etme konusunda, söz sahibi olma konusunda. Ama avantaj nedir? Avantaj da başkan artık kendi parasını harcıyor. Artık kendisi zarar ederse kendi yatırım yaptığı, para verip aldığı, sermaye sahibi olduğu yeri batırıyor. Dolayısıyla daha dikkat ediyor. Bunu ben sürdürülebilir kılmam lazım. Çünkü bu benim bir değerim. Ben bu kulübü 100 milyon dolarlık kulüpse 1 milyar dolarlık kulüp yapayım. Para kazanayım. Nasıl yapayım? Doğru yöneterek yaparım. Şimdi tabii Adana Demirspor'un başkanı bunu ne kadar bilerek, farkındalıkla, becerikli bir şekilde kendi malını daha değerli kılacak. Daha değerli kılmak ne demek? Adana Demirspor'u başarılı kılmak demek. Şampiyon yapmak demek. Gelirlerini arttırmak demek. Sponsor gelirlerini, maç günü gelirleri, sportif performansa bağlı gelirler, Süper Lig'e çıkması vesairesi, o bunlardan gelecek paralar, Süper Lig şampiyonluğu, transferler, futbolcunun satışından kazanç ve daha fazla, daha iyi futbolcu getirmek, daha yukarıda baş seviyelerde başarı elde etmek vesaire diye böyle bir plan yapması lazım kendine. Yapmazsa ne olur? Yapmazsa önce kendi kaybeder maddi manevi. Şimdi bu avantaj var, dezavantaj var. Şimdi burada kimi konuşuyor olursak olalım, ya şunu bir kere iyi anlamak lazım. Taraftar, Adana Demirspor taraftarı Adana Demirspor'la ilgili olumsuz şey olduğu zaman kırılıyor. Fenerbahçeli kırılıyor, Fenerbahçeli. Herkes kendi takımıyla ilgili iyi şey duymak istiyor. Ve herkes sadece ve sadece övgülerle ilgileniyor. Ve başarı olursa başarı konuşulsun. Başarısızlık olursa da mümkünse o başarısızlığın kılıfı güzel konuşulsun. Yok bir kılıf yok da şeyse de o zaman yönetimi hep beraber zaten protesto edelim. Noktasında bir bakış açısı var. Bu kulübün borcu ne kadar, alacağı ne kadar, elindeki kadronun değeri nedir? Bu takım seneye şampiyon olur mu? Olursa bir sene sonra bu takımın sportif olarak veyahut da ekonomik olarak da devamlılığı, sürdürülebilirliği ne kadardır? Bunları taraftar kafa yormaz. Aslında yorması gerekiyor. Kongrelerin işi bu veya hissedarların da işi bu şirketlerde. Patronun da işi bu şirketlerde ama kim ne kadar bunları biliyor ve iyi yönetiyor. Şimdi az önce siz Adana Demirspor'a geçmeden önce Galatasaray'dan bahsettiniz. Sen 10 tane şey saydın, kanat oyuncusu saydın. Bir kişi, bir Allah'ın kulu, bir Galatasaraylı demedi ki kendi kendine, ya biz 10 kanat oyuncusunu niye almışız? Bu 10 kanat oyuncusu bir gezler etmiyormuş. Ki Gezler'i istiyorlar. 10 kanat oyuncusu varken Gezler'i transfer etmek istiyorlar. Doğru mu? Nasıl iş bu? Elimizde zaten 3 küsur milyon euro ödediğimiz Feghouli varken. Şimdi biz bir de o kadar parada Gezler'i verip alıyoruz. Daha da 8-9 tane kanat oyuncusu var. Bu nasıl kadro mühendisliği? Ya biz imparator diye Fatih Terim'in baş tacı yapıyoruz da Fatih Terim'in Galatasaray'ı, Fatih Terim'in yıllardır yönettiği Galatasaray'da nasıl böyle bir çöplük haline, futbolcu çöplük haline, çöplüğü haline, aynı mevkilerde oynayacak 10-15 futbolcu. Daha sen açarsan bugün Galatasaray kadrosunu, Ozan Vaforlar da duruyor orada. Ya bunların hepsi orada yazan oyuncuların hepsinin bir maliyeti var. Her ay bir maaşı var. Efendim onları elden çıkartacağız. Kimi söylesem ben o gidecek. Şimdi transfer olacak oyuncular bana söyleniyor. Sadece Galatasaray'dan, Adana Demirspor'dan, Fener'den, her takımdan. Şunu istiyormuş. Evet istiyor. Ediyorum peki o mevkide onların hepsi gidecek. Niye geldi o zaman gidecek derse? Şimdi bunu
Teknik direktör istiyor futbolcuları, yönetime dayatıyor, yönetimden bütçe istiyor, yönetimin boğazına basıyor, yönetimle tartışıyor, itişiyorlar, kakışıyorlar. Bazen hocayı dinlemek yönetim futbolcu getiriyor, bazen beraber karar veriyorlar ama hocaya geliyor, 3 oyuncu daha istiyor hoca. Bir tane daha forvet lazım bana diyor, bilmem diyor. Onu zaten siz almıştınız, ben istememiştim. Bir sürü garip garip ilişkiler arasında takım çöplüğe dönüyor. Peki onların hesabını kime soracağız? Yani kime sorulması lazım onun hesabı? Şimdi yani bugün Fatih Terim'i bir kişi eleştirmiyor. Bu takımda bu kadar futbolcu var. Futbolcular alan sensin. Sekidika'yı sen istedin. Niye Sekidika'dan faydalanamıyorsun? Ben özellikle sordum Sekidika'yı. Yok. Çünkü neden? O kadar kolay gözden çıkartılıyor. Peki o zamana kadar ödenen paralar ne olacak? Mesela Perotti Fenerbahçe'de transfer edildi. Ya ben şaşırmıştım Perotti'nin gelmesine. İyi transferdi. Yani bu kadar iyi bir isim, bu kadar tecrübeli bir isim. Fenerbahçe sola çıktı, ciddi fark yaratır. Solda Perotti, Pelkas geldi falan. Ya dedim ne kadar Emre Belözoğlu'na bak transferler yapıyor. İşte Perotti de mesela Ali Koç da dedi hani beklemediğim isimler de geldi derken Perotti'yi falan kastetti. Ya dedim bu adam nasıl geldi ya Türkiye'ye? Hayret. Hem de öyle çok büyük paralara da değil. Kiralık miralık geldi ama sonuçta değil mi? Ya anladık sen sonra neden geldiğini. Sakatmış. Hiçbir şey oynamadı. Zaten kimse niye gidiyorsun demedi. Bırakmayız demedi öbürü. Perotti gitmekte hiç naz yapmadı. Mesela anladık sonradan. Bu şeye benziyor yani. Ben 25 yaşındaydım. Bir yere gitmiştik. İstanbul'a dönüyoruz. Böyle yolun kenarında incir satıyorlardı. Çok böyle oranın lokal böyle orada oldum. Hayır bulu hemen bir niyetlenirsin ya. O zaman genciz. Şimdi 50 kere düşünüyorsun. Onun da orada da var diyorsun. O zaman biz tabii 25 yaşındayız. İndim arabadan dedim incir. Vay işte buyurun gelin falan. Tabii enayi bulmuşlar. 34 plaka geliyor oradan. Tamam mı? Gençler arabadan indi. Biz oranın köylüsünden incir alıyoruz. Bak sen şu işe. İnciri de bir tane ikram ettiler. İncir nasıl biliyor musun? İncir değil. İnciri bala batırmışlar. Yiyorsun. İncir mi yiyorsun? Bal mı yiyorsun? Ya bir tane daha ver. Bir tane daha. Vallahi hepsini ye. Tezgahta bir ikram, bir izzet. Abi nasıl bir şey dedi bize? Ver dedik. 5 kilo ver. Aldık. 5 kilo incir kim yiyecek belli değil. Havaya girdik. Ağzımızda tat. Orada incirler görüyoruz. Elinle tutuyorsun. Dağılıyor. Bakıyorsun eline. Yiyorsun. Şahane. Bize 5 kilo inciri verdiler. Biz yarım kilo, 1 kilo incir de orada yedik zaten. Alıp kendi kendimize. Güle eğlene bindik. Arabaya gittik. Yarım saat sonra, 40 dakika sonra İstanbul'a geldim. Açtım bagajı, incir torbaya baktım. İncir daha canlı, o kadar taze. Canlı incir hareket ediyor. Sorsan nasıl hareket ediyor incir? Canlı daha, ölmemiş. Kurtlardan incir gözükmüyor. Bütün torba kurt içinde. Kurt kaynıyor, incir yok ortada. Bizi orada onları sundular, arka tarafta bize koydular bagaja. Biz öpüp sarılıp, düğün yapmış gibi ayrıldık orada. 5 kilo inciri bize 5 kilo kurdu incir diye çaktılar. Şimdi Türk futbolu böyle. Transfer böyle yapılıyor. 10 tanenin 9'u böyle oluyor. Kimse bu 9'un hesabını sormuyor. O birin peşinden gidiyor herkes. Ve bu transferlerin çoğunu da size söyleyeyim teknik adamlar istiyor. Menajerler, onlar bunlar, o ilişkiler, şunlar, yönetici menajer ilişkileri. Teknik adama sormadan yapılan transfer de var. Teknik adamın ısrarla istediği oyuncular da var. İyi çıkmayınca ne oluyor? İyi çıkmayınca dönüyorlar. İyi çıkan oyuncularla işte ya 35 tane futbolcu almışsın. 16 futbolcuyla oynamışsın. Şampiyon olursan iyi teknik direktörsün. Bence değilsin. 35 futbolcu almışsın. 16'sıyla şampiyon musun? 19'u çöp olmuş. Şimdi şampiyonluk şampiyonluk ama o şampiyonluk kaç paraya mal olmuş? Buna da sormak lazım ama hiçbir şey bu memlekette sorgulanmıyor ki. Şimdi Adana Demirspor'da taraftar kızıyordu. Acaba neye kızdıklarını bilmiyorum. Ben Adana Spor'a ağzımı açıp bir kelime etmedim. Size kızmışlardır. Beni severler muhtemelen. Ama hani neye kızdılar acaba? Adana Demirspor'la ilgili ne onların ağına gitti? Kötü yönetiliyor yahut da bu transfer boş, fazla parası gidiyor da gitmiyor mu aslında? Siz yanlış mı yorumladınız? Bilmiyorum. Ama bir şeyi iyi biliyorum. İster sahiplik olsun, ister dernek statüsü olsun, kulüpleri yönetenler kulüpleri yönetmekten çok anlamıyorlar. Transfer yapmaktan, takım kurmaktan. Gelen teknik direktörler de Türkiye'de son derece başarısızlar. Ya istedikleri ortamı sağlanamadığından performans gösteremiyor teknik adamlar ya da gerçekten bu işi bilmiyorlar ve şımarıklar. Araştırmıyorlar, derslerini çalışmıyorlar. Bir karizma yaratıyorlar bir şeyi, ondan sonra dolduruyorlar çöpleri takıma. 10 tane futbolcu geçiriyor, 8 işe yaramıyor. 2 tane işe yarayanla şampiyonla oynayıp 3. oluyor. Diyorlar ki işte gene iyi yaptı, elinden gene yaptı.
Yani bu konular var. Türk futbolunda böyle sorunlar var. Yani niçin siz sormuyorsunuz şu kadronun hesabını ya? Şu kadro çöplük. Niye bu kadronun hesabını sormuyorsunuz hocanıza? Enteresan bir şey yani. Şimdi gelen yönetimler, başkanlar da soramıyor. Aman diyorlar, hocamıza laf gelmesin. Onun için de şimdi 10 transfer, 10 gidecekmiş, 15 gelecekmiş. Milyon eurolar gene gidiyor. Bütün kulüplerde, yazık. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. ...8.36 saatlerimiz, telefon hattını açmıştık, dinleyicimizi bağlayamamıştık bir önceki arada. Şimdi devam edelim. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, merhabalar. Alper Kahyalar, İzmir'den arıyorum. 44 yaşındayım. Özel bir şirkette çalışıyorum. Buyurun. Herkese günaydın öncelikle. Adana Demirspor hakkında çok ufak bir şey söyleyecektim. Ben Adanalıyım. Bir Adana Demirspor taraftarıyım. Yani konunun evveliyatını bilmiyorum. Hani sizlerin neler konuştuğunu, ancak bir tarihçesini Adana Demirspor'un şu andaki sayın başkanın geliş tarihçesine bir bakmanızı rica ediyorum. Yani programı da çok zor durumda bırakmak istemiyorum. Burada yanlış şeyler konuşarak. Adana Demirspor biliyorsunuz bir demiryolu işçileri tarafından kurulmuş bir ekipti. Tarihsel geçmişine baktığınızda ve Türkiye'de ilk sosyalist komünist takımlarından bir tanesiydi ve tribünü de çok canlı. Gerçekten sosyalist ve komünist bir tribünü vardı. Daha sonra şu andaki sayın başkanın Adanalı olmadığını hepimiz biliyoruz. Ve şirketin kulübün genel kurulunda kendisinden önce bir başka bir arkadaşın seçildiğini ama daha sonra Adana'ya yukarıdan tepeden inmeyle bir günde getirilip kulübün sözleşmesi, ne denir ona? Kurul sözleşmesi. Kurul sözleşmesini değiştirip çünkü en az işte 5 yıl ya da 10 yıl kulübe üye olmayan başkan olamıyor. Onu bir günde değiştirip ertesi gün, bir önceki gün yapılan seçimi iptal edip bu beyefendinin seçilip tepeden inme ve daha sonra tribünün tamamen profilinin değiştirilip ve orada bu çılgın paraların harcanmasının başka sebeplerin olduğunu Adanalı olan, gerçekten Adanalı olan herkes biliyor. Kulüp ele geçirildi. Karşıyaka'da yapılmaya çalışılanın aynısı yapıldı. Karşıyaka'da olmadı, Adana'da oldu. Bunları söylemek istiyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Peki, teşekkür ederiz. Şimdi ben birkaç şey söyleyeceğim bu konularla ilgili. Şu senin söylediğin konuya da bir bakalım. Az önce gösterdiğin konuya. Şimdi önce bu konu. Şimdi bir defa dün Adana Demirspor'la ilgili burada bir konuşma yapılıyor ve arkasından Adana Demirsporlu dinleyicilerimizden kırıldıklarına dair, gücendiklerine dair mesajlar geliyor Mert Elemar Sabah Spor programına ve ayrıca Ali Erim'e geliyor. Ayrıca Salim Manava, bizim Adanalı arkadaşımız, Anadolu Ateşi programını yapan Salim Manav, İstanbul takımlarıyla ilgili de, Anadolu takımlarıyla ilgili de, tabii Adanalı ve Adana Demirspor'la ilgili de zaten çok iyi haber alır. Ve Adanalı zaten kendisi de. Ona da ayrıca geliyor, ondan da şeyler geliyor. Maşallah, ne kadar güzel. Ama ben bakıyorum reytinglere. Arkadaşlar 10 senedir, 10 sene. Hadi 10 seneyi bırakalım ya. Radyo Spor'un ulusal olduğu son birkaç yıl diye bakalım. Ulusal olmamız. Ulusal olduktan sonra bizim Adana'da karasal yayınımız var. Sıfır denek ya. Ya bir denek çıkartamadım ben Adana'dan. Bir denek çıkmıyor. Sıfır denek, sıfır denek, sıfır denek. Yıkılıyor ortalık. Bak şimdi Adana Demirspor'un kuruluşu, işte Adana Demirspor ele mi geçirildi? Kuruluş sözleşmesi değişti, ele geçirildi. Profili değiştirilmeye çalışıyor. Bilmem ne falan, bakın iddialar. Oh, telefon bağlantıları. Ne kadar güzel yayıncılık açısından. Bir dinleyicimiz de bambaşka bir tarafından girdi. Adana Demirspor'un işte siyasallaşması, bilmem nesi falan filan. Ne kadar? Şunlar derin konular. Bunlar bak güzel konular ha. Ya Adana Demirspor da çok köklü kulüp. Adana Demirspor taraftarı, işte bugün içinde bulunduğu durum, başkanı, şirket olmuş. Her zaman haber. Zaten Adana çok önemli bir şehir. Büyük şehir olarak. Adana Demirspor da çok önemli bir takım. Camia da çok önemli bir camia. Tartışmalar, sahiplik esasına geçişi, o geçişteki bilmem ne, bir niyet vesaire, Adanalı olmayan başkan diyor, bilmem ne diyor. Şimdi bunlar Adana'nın konuları. Adana Demirspor'un konuları, doğru mu? Bak ne, bir günde bunlar ateşlendi, geldi önümüze, öyle mi? Niye sıfır denek kardeşim?
Niye sıfır denek? Çıkmıyor. Bir denek çıkmıyor. Adana'da benim dinleyicim yokmuş gözüküyor benim araştırmamda. Her şehirde varız. Adana'da yokuz. Nasıl oluyor bu iş? Anlamıyorum. Adana'da karasal yayınımız var ha Mert. Aynen. Ulusal radyoyuz. Şimdi bunu bir anlamadığımı bir kenara bir koyayım. Bununla ilgili bir anım daha var. Biz Adana'ya gittik bir kere. Ziyarete gittik orada Adana'ya. Salim Adana'da, de değil mi? Salim de vardı. Salim de vardı. Adana'dan yerel bir radyosu. Sadece Adana'da yayın yapan bir radyo da beni konuk aldılar o gün. Yani o gün bir takım temaslarımız var, ziyaretlerimiz var. Bir de Adana'da ben de o zaman gitme sebebim de gene bu sebep. Niye Adana'da bizim deneyimiz çıkmıyor? Araştırma geliyor. Resmi araştırma geliyor. İşte en çok İstanbul'da dinleyicimiz var. Sonra İzmir, sonra Ankara. Ondan sonra diğer şehirler. Bursa var dördüncü il. Ondan sonra diğer iller. Denizli var işte bilmem bir sürü şehirde tabii ki İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa kadar değil ama diğer illerde de çıkıyor deneklerimiz. Adana sıfır. Başka birkaç sıfır şehir daha var. Az dinleyici var. Deneye denk gelmiyor. Araştırmanın yapısı itibariyle elektronik bir araştırma olmadığı için tam tespit edemediği için oradaki yanılgılardan dolayı tamam yani denk gelmiyoruz deneye. Az dinleniyoruz zaten o şehirde. Onun için ama Adana önemli bir şehir. Ondan sonra Adana takımlarına dönük yayınlar da yapıyoruz falan. Aklım ermiyor bir türlü. Adana'ya kafam takık. Şimdi de kafam takık olduğu için bak böyle anlatıyorum. Gittim ben Adana'ya. Belediyeyi ziyaret ettim. Ondan sonra dedim nerelerde biz buralarda outdoor acaba reklam verebilir miyiz? Kaç paradır? Buraya bir bütçe ayıralım. Adana'da reklam yapalım. Ondan sonra Adana'da bir taksiye bindik. Sordum. Sen din radyosunu biliyor musun? Biliyorum dedi. O da biliyor. Taksici de. Yayını açıyoruz, dinliyoruz. Seyirde dolaştık. Her yerde çekiyor. Teknik sorun yok. Özgür zaten abi diyor. Hiçbir problem yok. Ben her dakika kontrol ediyorum. Teknik bir problemi var diyorum. Adana'da çekmiyor da haberimiz mi yok? Yok. Her yerinde çekiyor Adana. Aklım ermiyor. Sonra dediler ki işte saat 2 ile 3 arası seni uçaktan evvel bir de programa konuk edeceğiz. Adana'da yerel bir radyo. Adamın en çok dinlenen yerel radyosuymuş. Müzik radyosu. Müzik eğlence radyosu. Adana şehrinde ama çok dinlenen radyo. Başka Adana şehri dışında bilinmiyor. Girdik yayına. Ondan sonra sohbet falan filan. Bir saat. Ben konuktum. Güzel. Çok güzel program oldu. Aradaki arkadaşlara tekrar teşekkür ederim. Fakat tabii dinleyici mesajları, telefonları yağıyor. İçerideki çocuk dedi ki abi de buraya da bir sürü konuk aldık. Biz belediye başkanı bile geliyor. Bu kadar çok dinleyici mesaj var. Biz görmedik. Yıkıldı dedi içerisi. Ve bana da bağlanan da şey diyor yani hikayeden değil. Diyor ki abi diyor sabah yayında yoktun diyor. Selçuk var diyor o zaman rahmetli. Selçuk abi diyor seni diyor senin arkandan konuşuyordu diyor. Seninle diyor bağlanan dinleyicilerle diyor seni çekiştirdiler. Sen yayında yoktun dedim. Uçaktaydım tabii. Bu Adana'ya gidiyordum. Yoktum yayında. Bir de onu sabah dinlemiş bir de onun dedikodusunu yapıyor orada oraya bağlanıp. Yayından çıktık. Uçağa gideceğiz artık. Bir baktım bidonu elinde bir tane Adanalı. Radyoda duydum. Yayının çıkışına yetişirim dedim. Radyoya geldim. Niye? Şalgam suyu getirmiş. Bir bidon. Dedim uçağa nasıl koyayım ben bunu? Öyle de tabii şeyler. Misafirperverler. O kadar sıcak insanlar ki. O kadar güzel insanlar ki. Şimdi ya dedim döndüm dolaştım. Biz dedim burada biliniyoruz. Bizim reklam yapmaktan vazgeçtim. Tanıtım yapmaktan vazgeçtim. Bunları görünce. Fakat sıfır, sıfır, sıfır. Üstüne iki sene geçti bu anlattığımın. Gene sıfır, gene sıfır, gene sıfır. Bugün yine sıfır. Çıkmıyor. Şimdi gelelim Adana Demirspor'a. Bakın. Şimdi anlattığı şeyler dinleyicimizin. Yani ülkede böyle birçok sektörde, birçok alanda bu tip şeylerden dolayı tartışma yaratacak konu vardır. Sermayenin el değiştirmesiyle birlikte sermayenin gücü ve... İşte buna siz ele geçirme deyin. Öbürü hakim olma ve işte arzu ettikleri, bulunmak istedikleri yerlerde, güçlendikleri yerlerde elindeki güç de arttığında, sermaye gücü arttığında her dönemin, devrin iş adamları, devrin önde gelenleri, belediyeler de dahil olmak üzere bu işe, toplumda karşılığı olan değerli markaların, ürünlerin, şirketlerin falan sahip olmak isterler. Paraları da vardır. O uygun zemini de hazırlarlar. Bu sadece Adana Demirspor'un veya bir başka kulübün veya bir başka şeyin sektörü her iş kolunda bu vardır zaten bir kere. Bu hayatın gerçeğidir. Şimdi bu kulüplerin sahiplik meselesine geçişi, kuruluş sözleşmesine değişiklik yapılıp dernekten şirkete falan bunlar zaten kulübün genel kuruluyla oluyor. Ya bunlar böyle birinden falan öyle çökerek tırnak içinde hani moda tabirle çökerek mafya yöntemlerle, mafyavari yöntemlerle, hukuk dışı, illegal şeylerle falan gidip de bir derneği dernek olmaktan çıkartıp şirket yapıp sahip olamazsınız. Oradaki o Adana Demirspor'sa konumuz o kulübün sahibi olan genel kurul üyeleri buna karar verirler.
oylarlar demokrasiyle sözleşme, kurul sözleşmesi değişir, şirket olursa, o şirkete de biri talip olursa satılır şirket. Ya sonuçta burada bir demokrasi, demokratik ve dernekler kanunu çerçevesinde yapılmış işlemler vardır. Siz dönüp burada diyeceksiniz ki niye bu kulübü o zaman? Bak kulübün işte bir karakteri vardı. Taraftarıyla, camiasıyla. Şimdi ne oldu? El değiştirdi. Bu dinleyicimizin istemediği ellere geçti. Başkası istiyor olabilir. Herkesin kendi görüşüdür. Siyasi görüş olabilir, toplumsal hayata karşı duruşu olabilir. Beğendiği profilde bir insan gelir, beğenmediği profilde bir insan gelir. O da ayrı bir konudur. Ama günün sonunda o kulübün sahibi olan kongre üyeleri, delegeleri buna karar vermiş. Bu sadece Adana Demirspor'un başına gelmiyor ki. Bu Marsilya'nın da başına geliyor. Her kulübün başına geliyor dünyada. Yani bugün işte ne diyorlar? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray şirketleşsin diyor. Şirketleştiler aslında. Şirketleri var da kulüp dernek olmaktan şirket olmaya çıksın. Ben de diyorum zaten kimse almaz. Boşuna bu tartışmaları yapmayın. Aklı başında kimse gidip bu kulüpleri şu anki borçlarıyla, bütün konsolide tablolarıyla falan kimse satın almaya kalkmaz. İleri gideceğim, bedava versen almazlar. O kadar söyleyeyim. En önemli markaları konuşuyorum sana bir de bunlar. En büyük markaları konuşuyorum. Bedava versen borçlarıyla beraber, bedava versen almazlar. Halka açık şirketleri var mı, ne var? Hayır, ben dernek olarak bütün onların sahip olan tepe çatı derneği konuşuyorum. Holding gibi olan. Onu kimse almaz. Varlıklarına bakıyorsun, borçlarına bakıyorsun. Mal ortada, durum ortada yani. Şimdi bir tek sermayesi var bunların alınmaya değecek. Ne öyle mal varlığı karşılıyor borçlarını, ne bilmem ne, hepsi boş laflar bunlar. Biraz paradan anlayan adam, biraz bilançodan anlayan adam biliyor zaten neyin ne olduğunu. Bir tek önemli burada ne var? Taraftar. 20 milyon, 30 milyon falan taraftardan bahsediyorsun. Bu taraftarı parayla ölçemeyeceğin kadar değerli bir aset. Para, çünkü dinamik, yaşıyor ve hep olacak. Dolayısıyla sen burayı iyi yönettiğinde oradaki arkasındaki para gücü o bilançolara sığmaz. O işte onun değeri, anlatabiliyor muyum? Yani bu kulüpleri değerli kılan da zaten taraftarları. Başka hiçbir değeri yok bu kulüplerin. O hale getirdiler maalesef. Şimdi tekrar dönersek Adana Demirspor'a. Valla sonuçta Adana Demirspor artık bu kararı vermiş. Genel kurul iradesi artık bu kararı vermiş. Burası artık sahibi olan bir şirket. Göztepe'de olduğu gibi, Marsilya'da olduğu gibi. Bu karar verilmiş artık. Efendim bu karar verirken şöyle verildi, böyle verildi. Bunlar lüzumsuz. Sonuçta demokratik bir şekilde hukuk çerçevesinde bu karar alınmış. Şimdi geldiğimiz noktada Adana Demirspor kötü yönetiliyor mu, iyi yönetiliyor mu? Buna bakmak lazım. Yaptığı transferlerle. Sonuçta tabii başkan kendi şeyini harcıyor. Kimse de karışamaz. Zaten kulübe seçilen, dernekte seçilen başkan da kimse karışamıyor. O zaman daha kendi harcıyordu yine. Evet, dernek kendi öyleydi. Şu an çok değişen bir şey yok aslında. Tamam. Şimdi dolayısıyla... Onu demek istiyorum zaten. Geldiğimiz noktada taraftar efendim bir söz sahibi yok. Taraftarın yani bugün Fenerbahçe'de ne kadar söz sahibi? Beşiktaş'ta ne kadar söz sahibi? Ha diyeceksin ki Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'da bugün taraftar ayaklanırsa yönetimi devirir. İstifa diye devirir. Adana Demirspor'da devirir. Ben sana söyleyeyim, sattırır kulübü, elinden çıkarttırır yani. Şehre rağmen, taraftara rağmen ben bu kulübün sahibiyim, bu kulüp benim malım diyerek ne kadar da götürebilirsin? Ne kadar götürebilirsin, anladın mı? Günün sonunda taraftarla çatışan ve dünyada örnekleri çoktur. Taraftar memnun değilse, şehir, camia memnun değilse, onlara rağmen kulübün sahibi olduğu için başkanlık yapan adam bir sene, iki sene, üç sene anca dayanır. Derneklerdeki tek fark şudur. Dernekte üç yıl sonra seçim var ya olağan. Orada zaten gidersin. Orada zaten burada hani 3 yıl değil, burada sahibi olduğun için sen belki 3 yıl değil de 5 yıl sürer gitmen, ama eninde sonunda lanet olsun deyip satar gidersin, zarar da edersin. Onun için de zaten o duruma düşmesini de istemezsin. Ne taraftar senin aleyhine dönsün istersin, ne şehir senin aleyhine dönsün istersin. Kulübün sahibi olarak, başkan olarak iyi yöneteyim, malım da değerli olsun istersin. Beni de burada git diye hani benim malımı sattırmak zorunda bırakmasınlar. Sokağa çıkamazsın bak bir gün, anladın mı? Zorla sen herkese rağmen, bütün o şehre ve taraftara rağmen, camiaya rağmen sen orası burası benim, istediğimi yaparım diye orada oturuyorsan evinden dışarı çıkamaz hale getirirler seni. İstediğin kadar paran olsun, istediğin kadar nüfuzun olsun. Onun için iyi yönetmeye de çalışırlar. Ama bu tartışmalar sadece Adana'da Adana Demirspor'la ilgili değil. Dünyanın her yerinde şirketleşen ve sahibi olan kulüplerde, bugün Manchester United farklı mı? Ne oldu? Nasıl geri adım attırdılar? Milyarder dolar, milyarder Amerikalı patronları var. Nasıl geri adım attılar?
o süper şey meselesinde. Süper Lig. Süper Lig meselesinde, Avrupa Süper Ligi meselesinde ne oldu? Hani kendi kulübün sahibi niye karar veremedi? Bir sokağa döküldü İngiliz taraftarlar. Manchester United'ı, Arsenal'i, osu busu, Chelsea'si. Hani Abramovich ne oldu? Hani Manchester United Amerikalı zengin patronu ne oldu? Milyarderler, dolar milyarderi bunlar. Ayakları yere basmayan adamlar bunlar. Ne oldu? İki büklüm, süklüm püklüm çıktı televizyona, özür dilemedi mi? Seyretmedik mi videosunu? Geri adım atıp biz çekiliyoruz, özür diliyoruz, taraftarımızı hayal uğrattık. Niye dedi bunu? Malı, kulübün malı kendisi. Manchester United başkanı niye yaptı bunu? Çünkü yapamazsın, yönetemezsin. Elindeki değer de erir. Kulübün değeri neyse hızla erir. Taraftar çekilirse senin arkandan, o kulübün arkasından. Onun için bir denge vardır, bir şey vardır her zaman, tamam mı? Önemli olan ama o noktalara kadar bu işi getirmeden doğru bir şekilde yönetmek. Adana Demirspor'da da açık söyleyeyim, ben haberim yok, bakmadım yani neyi ne kadar iyi yapıp kötü yaptıklarına bakmadım. Ama ben daha çok şeye bakıyorum, üç büyüklere bakıyorum. Feci durumda üç büyükler, yani çok kötü yönetiliyorlar. Adana Demirspor'da şimdilik işler yolunda. Uzun yıllar sonra Süper Lig'e çıktılar. Güllük gülistanlık. Tamam, şimdi zaten şu an güneş var. Şu an güneş var. Ama hani işte burada kalıcı olmak, hem ekonomik olarak kalıcı olmak. Şimdi burada Adana Demirspor'un hedefi ne olmalı? Bir, önce ekonomik sürdürülebilirlik. Doğru mu? Çünkü başkan da ver cebinden ne kadar verecek? Kendi malı, ama siz kendi şirketinizde, bırakın futbol kulübü sahibi olmayı, herhangi bir şirkette patron sürekli cebinden veriyor ne kadar, sonunda kapatır şirketi, değil mi? Bu kulübü kapatmak da kolay değil. Hani ben vazgeçtim, Adana Demirspor'u kapatıyorum, kapatamazsın da. Ne diyorum sana, sokağa çıkartmazlar adamı. Öyle yok öyle. Benim oldu, şimdi beğenmedim, çok zarar ettim, tutturamadım, kapatayım başka alayım. Bu şirket açmaya kapamaya benzemez, bu köklü kulüpler bunlar. Başına bela olur adamın, anlatabiliyor muyum? Bak, aldığın mal senin başına bela olur. Çünkü senin, evet senin, maddi olarak hissedar olarak senin, ama peki manevi değeri ne olacak? Şehrin takımı, taraftarı var. Bırakırlar mı senin malını sana? Yani bu işin bu tarafları var, anlatabiliyor muyum? O yüzden başkan çok da böyle yanlış işler yapacağını zannetmiyorum. Önce bu ligde kalıcı olup şampiyon olmaya oynayacak. Doğrusu da bu yani. Adana Demirspor'da Süper Lig şampiyonluğunu hedeflemesi lazım. Bu sene değil ama 3 sene ile 5 sene arasında onu da hedeflemesi lazım yani. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. ...8.56 saatlerimiz... ...gündemde gelişmeler var... ...az önce Barış abi daha sonra konuşalım... ...dediği haber şuydu... ...Arda Turan'la ilgili, Galatasaray'da... ...bir sezon daha kalacak ve... ...sözleşmesinde %100 oranında bir zam... ...öngörülüyormuş... Şimdi ...4 bu, milyon TL alırken... ...bu haberin doğru olduğunu emin misiniz? Bu haberin doğru olduğunu emin misiniz? Milliyet gazetesinin haberi... ...gayet de iddia edildiği şekilde değil... ...bir bilgi olarak paylaşılmış... ...tahmin ediyorum Nevzat Dindar... kaynaklı olması muhtemel Ali abi. Yani şimdi bunun tutar hiçbir tarafı yok. Mümkün değil böyle bir şey. Çok açık konuşayım sana. Galatasaray kulübünün yeni seçilmiş bir başkanı ve yönetimi var. Bu yönetimle beraber geri gelen Fatih Terim gibi de bir teknik direktörü var. Efendim, Fatih Terim'le Arda Turan arasında özel ilişki varmış, baba oğul gibi. Bunlara hiç Fatih Terim'in normalde bakması da mümkün değil böyle şeylere. İstediği kadar sevsin, istediği kadar küstü, barıştı, öyle oldu, böyle oldu. Burası kimsenin babasının çiftliği değil. Böyle bir haber doğru olamaz. Bunu Galatasaray Kulübü ya yalanlasın yahut da bunu izah etsin. Arda Turan kaç yaşında? 34. 34 yaşında. 34 yaşındaki futbolcu aldığı para %100 zam almaz. Mümkün değil. Mümkün değil. Yarısı yarıya iner parası, yarıya 34 yaşındaki futbolcu. Bunu öğrenemeyeceğiz Barış abi. Çünkü Galatasaray kapa artık futbolcu maaşlarını bildirmeyecek. Belli bir limitin üstünü bildirecek. Arda da o limite zaten ulaşamayacağı için. Yani resmi olarak, en azından resmi bu, ağızdan bu öğrenememiş resmi, olacağız. Bu işte, belki onu önlem olarak kaldırdılar, bilemiyorum Arda için. Şimdi hayır, o kaldırdılar dediğin şey, bir kere mecbur değillerdi. Mecbur değillerdi. Yani kapa bildirim yapmanın bir mecburiyet limiti var. O sizin toplam bütçeniz içindeki payına oranla hesaplanan, belli bir orana bağlı olan bir rakam bu. Her kulübün değişiyor bu rakamı. Bütçesi farklı olduğu için toplam takımın toplam giderleri ve gelirleri
farklı farklı olduğu için birbirinden, her kulübün belli bir rasyoyla bir sınırı var. Bu sınırı diyorlar, geçenleri bildirmek zorundasınız. Bu sınırın altında kalanları genel olarak futbol kulübünün mali performansını küçük yatırımcıyı, halka açık yatırımcıyı doğrudan ilgilendirecek çok büyük finansal olumlu ya da olumsuz fark yaratacak bir durum olmadığı için o limitin altında kalan rakamlar bildirmenize gerek yoktur diye bunu SPK belirliyor. Kamuya aydınlatma platformuna yapılan birler böyle oluyor. Dolayısıyla bugüne kadar o bildiriyordu, öbürü bildirmiyordu. Niye bildiriyordu? O keyfi, yani isterseniz bildirirsiniz, istemezseniz bildirmezsiniz. Bildirirseniz niye bildirdin demiyor limitin altındakileri. Ama limitin üzerindekileri mecbursun bildirmeye diyor. Altındakileri de ister bildir, ister bildirme, ben karışmam diyor KAP, SPK daha doğrusu. Bir kere bunu bir insanlar anlasınlar. Hani geçmişte çünkü bu tartışmalar çok yapıldı. O bildiriyor, sen niye bildirmiyorsun? Ya o bildiriyor, canı istiyor da bildiriyor. Hani biz bak bu kadar şeffafız demek için bildiriyor. Öbürü de ben mecbur değilim, kanun çerçevesinde onun için bildiriyor. Şimdi Galatasaray'da artık diğer kulüpler gibi ben mecbur olduğum rakamı bildireceğim. Mecbur olmadığım rakamı, keyfiyete tabi olan rakamı da bildirmemek yönünde diğer kulüplerim diyebilir. Fakat şimdi bundan bağımsız. Bak bir şey söyleyeceğim. Bunu KAP'a bildirse de bildirmese de bu çıkar bir gün. Ben bunu Galatasaray'ın bir kongre üyesinden, divan üyesinden, faaliyet raporundan, oradan, kulüp içinden falan ben bunu bulurum. Ya bulurum yani, bu çıkar, bu öyle gizli saklı böyle hani anlaşmayı yaptın, ondan sonra da yakalım anlaşmayı Ocak'ta, ondan sonra parayı da ödeyelim, hiçbir iz kalması falan, öyle bir şey yok ki. Kulübün hesaplarına geçti bu. Arda'nın alacağı paraya bakarız. 4 milyon lirayken 8 milyon liraya Arda'nın %100 zam yapılmasının izahını. Efendim Arda çok önemli futbolcu, bize çok lazım, talipleri var, biz kalsın diye ikna etmek için %100 zam yaptık mı diyeceksiniz? Geçen sene düşük ücreti oynadığı için. Emrah Baba'ya da 8 vermişler. 8 milyon TL onunla aynı haberiniz seviye. Valla bir şey söyleyeyim sana. 8 milyon lira Arda Turan'a vermek, 4 milyon liradan 8 milyon liraya çıkmak nasıl olursa olsun skandal bir idari uygulamadır, yönetim uygulamasıdır, ekonomik. Ondan sonra hiç kimse bana gelip Galatasaray tasarruf ediyor da Galatasaray ekonomik olarak şöyle yapacak da böyle yapacak da, burası çiftliktir benim gözümde. Eğer 4 milyon alan bir adama %100 zam yapılıyorsa, bu kim olursa olsun, ister bekçi olsun, ister Arda Turan olsun, ister teknik direktör olsun, hiç fark etmez. Bu şartlarında, takımın bu şartlarında son yılında 34 yaşındaki bir futbolcuya %100 zam yapılmaz. Bunu yaparsınız. Yetkiniz vardır. Yapıyorsunuz zaten, yetkiniz var. İşte kendi kendinize hesaplar yapıyorsunuz ama dönüp bana anlatamazsınız siz kulübün haklarını, parasını, pulunu iyi yönettiğinizi. Yeni saate girdik. Telefon hattımız açık ve bir dinleyicimiz daha şu anda telefon hattımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Buyurun. Günaydın Mert Bey, ben Konya'dan arıyorum. Hı hı. 35 yaşındayım. Daha öncelerden Bursa'dan arıyordum. Şimdi Konya'dayım. Taşındınız mı? Ne oldu? Taşındım, çok şükür diyelim. Hı hı. Ben Mondi'de çalışıyorum. Hı hı. Barış abi, Ali abi, hepinizi çok seviyorum. Sağ olun. Dinliyorum. Hoş geldiniz. İsminizi de öğrenebilir miyiz acaba? Efendim? İsminizi de öğrenebilir miyiz acaba? İsmim Mehmet. Hı-hı. Mehmet Bey, teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz. Rica ederim Barış abi. Ben bu Konya Spor'la ilgili konuşacaktım biraz. Buyurun. Ben Konya Spor'a aşığım. Bilmiyorum, hatırlar mısınız? Siz daha önce Fenerbahçeliyim. Yani daha önceden Fenerbahçeliydim, öyle bir konuşmamız vardı zaten. Kaydetmiştim ben daha önce. Sizi açıp dinliyorum Barış Bey. Çok seviyorum sizin konuşmalarınızı, hayata bakışınızı çok seviyorum. Çok naziksiniz, teşekkür ederim. Rica ederim. Dinlenmelerden bahsettiniz ya Barış abi, bu Konya'dan asıl acaba, onu merak ediyorum ben. Konya'da Adana'dan daha iyi. İnşallah daha iyi olur. Ben önüme gelene öneriyorum aslında. Sağ olun, teşekkürler. Bir de Konya Spor'da artık hep aynı futbolcular görmekten sıkıldım Barış abi. Ben hani sürekli savunma. Yani yönetimden iyi transferler bekliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Serdar Gürler geldi galiba. Evet. Bir de Altınordu'dan aldığımız bir Oğulcan.
Evet, o da çok yetenekli diye duydum. Yani ben oğlumu da yazdırdım Konyaspor'a. Çok seviyorum. Sizi de çok seviyorum. Teşekkür ederim. Yorum bekliyorum. Valla şehir takımını tutmak başka bir duygudur. Başka bir duruştur. Ben şehrinin takımını tutanlara çok saygı duyarım. Dolayısıyla sizi de tebrik ediyorum. Konyaspor'da sizin aracınıza başarılar diliyorum. Teşekkür ederim Barış abi. Mustafa Durmuş abiyi tanıyor musunuz? Yok, tanımıyorum. Konyaspor'un tribününde anons yapan kişi. Onun da size selamı var. Çok sağ olsun. Aleyküm selam. Teşekkür ediyorum. Siz de kendisine selam söyleyin. Evet, Konyaspor sağ olun. Transfer döneminde dinleyicimiz Serdar İlhan Güler. İlhan Palut'la devam ediyorlar değil evet, mi? Evet, İlhan Palut devam ediyor. Serdar Güler geldi. Oğulcan Ülgün geldi. Orta sahada defansif yönü de kuvvetli bir oyuncu. Bir de Soner Dikmen Gençlerbirliği'nden. Benim de beğendiğim çok geç çıkış yapmış bir oyuncu. Merkezde oynuyor o da. Hem defansif hem ofansif de görev almıştı Gençlerbirliği'nde. Aslında fena transferler değil ama tabii ne derece heyecan verecek yeni sezonda taraftarlarına Konyaspor arası tartışılır. Geçen sezonda çok iz bırakan bir performans olmadı Konyaspor'un. Yani en son Aykut Kocaman'da iz bıraktılar. Orada da futbol anlayışları çok taraftarı tatmin etmiyordu. Biraz onu istiyorlar. Anladım. Biraz daha heyecan, görseldik. Daha atak bir yani şimdi Konyaspor orta sıra takımı oldu, çıktı. Yani işte ligin ortalarında düşme tarafına ilk ondan biraz daha yakın hatta. Biraz oralara da gidip gezinen falan ama sonra bir şekilde düşme hattından uzaklaşıp nispeten rahat bir sezon finali yapıp orta sıralarda ligi bitiren bir görüntüsü kanıksandı, kabullenildi. Ama tabii Konyaspor geçmişte heyecan da yaratan bir takımdı. Başarıları da vardı. Dolayısıyla taraftar da haklıdır. Yani göze hoş gelen futbol görmek isterler. Her hafta sonu yani iki haftada bir o gidip stada izledikleri futboldan keyif alıp ligin ilk 10'una mantıklı hedef olarak oynayan bir Konyaspor'u işte Avrupa Kupalarına katılım pozisyonu gibi bir havucun peşinden koşan şehre, şehirdeki taraftara, Konyalılara heyecan veren, onların hayatın yoğunluğu içerisinde onlara bir renk katan bir Konyaspor görmek haklarıdır, doğrudur yani. Evet, orada Abdülkerim Bardakçı mesela son dönemde performansıyla milli takıma kadar yükselmişti. O hani yeni sezonda belki bir beklenti olabilir. Beşiktaş'ın da transfer gündemindeydi bu arada. Değil mi? Geçen sezon mu konuşuyordu Abdülkerim Bardakçı? Beşiktaş'ta stoper adaylarından biri olarak değerlendirilmişti. Yeni sezon için belki düşünülebilir. Musa Çağran var orta sahada. Milosevic, Adiz Ahmedoviç, Faruk Mia. Geçen seneden isimler devam ediyor Konyaspor'da. Bakalım İlhan Polut'ta nereye kadar gidebilecekler. Şimdi haberlere bakıyoruz. Bir yandan Arda Turan haberini söyledik. Benim de ilgimi çeken bir haber Deniz Türüç haberi oldu. Fanatik gazetesinde. O da şöyle. Aziz Yıldırım demişti ki Fenerbahçe Deniz Türüç için 11 milyon euro ödedi. Yani bahsedilen 7 milyon euroydu. Çok daha fazlasını ödedi. Belgede var, beni yalanlamasınlar demişti. Hatırlayacak olursanız bundan 2 hafta önce. Hı. Haber de şöyle. Fenerbahçe İrfan Can için evet 11 milyon euro ödemiş habere göre. Ancak bunun 4 milyon eurosu Deniz Türüç'ün Başakşehir'e satışıyla birlikte Başakşehir'den Fenerbahçe'ye bu transfer döneminde gelmiş. Ve o artı 4 milyon euro da Fenerbahçe'nin harcama limitlerine ya da bütçesine eklenmiş. Yani yine totalde aslında 7 milyon euroya gelen. Fakat benim anladığım o dönem böyle bir harcama durumu vardı. İşte Vedat Muriç'ten gelen parayla denkleşti tahminen yaz döneminde Jason. Onu aynı sezon içinde harcaman gerekiyor. Onu harcadılar. Yeni sezon içinde artı 4'ü böylelikle almış oldu Fenerbahçe gibi. Hani kağıt üstünde yapılmış bir uyanıklık gibi şimdi, görüyorum habere göre. Şimdi orada Aziz Yıldırım'ın lafını ettin de Aziz Yıldırım bir sürü ithamda bulundu. Hatta SPK'ya ve TFF'ye şikayette bulundu. Fenerbahçe başkanı ve yönetimini. Suç işliyorlar dedi. Siz dedi usulsüz iş yaptınız. Bende belgesi var, beni konuşturmayın dedi. Alenen tehdit etti. Ve bir yandan da suç duyurusunda bulunmuş oldu. Bir basın toplantısında medyanın önünde suç duyurusunda bulunmuş oldu. Bunu söylerken, ifşa ederken. Kendince de bir usulsüzlüğü ve yönetimin işlediği suçu ifşa ediyor. Bu taraftarın gözünde tırnak içinde ispiyonluyor. Tamam mı? Bunu da dedi ki beni de konuşturmayın. Bundan sonra çıkacağım konuşacağım dedi. Yalanlarsanız da dedi belgesi var dedi. Ne dedi Ali Koç?
Ali Koç çıktı ertesi gün kongre, dedi ki bir kere dedi buraya gelecektin, gelmedin, keşke gelseydin dedi. Peki dedi, gelemedim buraya dedi. Korktun. Doğru söyledi Ali Koç. Şimdi dedi sana bak söylüyorum dedi. Sana demedi de Sayın Aziz Yıldırım dedi, size söylüyorum dedi. Bunu dedi artık dedi 3 yıl önce dedi yalan söylüyordunuz, yine yalan söylüyorsunuz dedi. Şimdi dedi yüz yüze göz göze bakacağız, hesaplaşacağız. Artık hesaplaşma vakti dedi. Artık benim için dedi bugüne kadar saygıda kusur etmedim ama artık sadece Sayın Aziz Yıldırım'sınız dedi. Kongre konuşmasını anlatıyorum Ali Koç'un. İrfan Can konusu, diğer konular hepsiyle alakalı. Dedi ki Aziz Yıldırım'a yalan söylüyorsun. Hesaplaşacağız. Karşı karşıya geleceğiz. Sen dedi yanına da dedi o gazeteciler, kendi şürekan falan, yanındakiler, manındaki hepsini al gel dedi. Fark etmez dedi. Hepiniz beraber, gazeteciler de yanına dedi. Sen dedi o servis yapanlar, ya da işte gidiyorsun ya federasyona dedi, Nihat Özdemir'e gidiyorsun ya dedi, ne istiyorsan ondan dedi. Bir de bir şey ya, bir de arkadan bir paralel yönetim, ben Fenerbahçe'nin arkasını kuyusunu kazandı bir çalışma var. Sürekli bir yerlere gidiyorsunuz, federasyona ziyaretlerde bulunuyorsunuz, niye bulunuyorsanız dedi. Hep onları da alın gelin dedi. Hepiniz gelin dedi. Fenerbahçe televizyonda çıkacağız dedi. Hesaplaşacağız dedi. Senin yalanlarını dedi yüzüne vuracağım dedi. Hepsi dedi. Ne istiyorsan da çık hepsini konuşalım tek tek dedi. Belgeleriyle konuşalım dedi. Bunu da hemen yapalım dedi. Bak bu işi geciktirmeyelim. Temmuz'da bitirelim bu işi dedi. Temmuz'da. Öyle dedi hani sonra bir ara yaparız maparız dedi. Yok dedi. Bunu dedi hemen yapmak istiyorum. Ve bak bu konuda rica etmiyorum. Israrcıyım dedi. Bak bunlar Ali Koç'un ifadeleri. Ben bir şey duyduğum zaman unutmam, aklımda kalır. Kelimeler bile doğrudur yani bu konuşmasında. Dolayısıyla dedi ki bu işi dedi hemen halledelim. Temmuz'da ısrarcıyım. Temmuz'da bu işi hemen sıcağı sıcağına halledelim. Nerede Aziz Yıldırım'dan açıklama? Temmuz'un içinde miyiz? İçindeyiz. Ayın kaçı? 6'sı. İlk hafta bitti bile. Ne zaman... Biz izleyeceğiz bu hesaplaşmayı, öyle ya. Aziz Yıldırım ağır ithamlarda bulundu. Hakaretlerde, alaylarda bulundu. Tehditlerde bulundu. Federasyonu göreve çağırdı. SPK'yı göreve çağırdı. Usulsüzlük olduğunu söyledi. Elinde belge olduğunu söyledi. Ali Koç da dedi ki çıkacağız hesaplaşacağız. Yalan söylüyorsun. Gel dedi Fenerbahçe televizyonu dedi. Temmuz'da nerede? Hani? Çıksınlar biz de öğrenelim. Doğru mu Mert? Hı hı. Haberciliğin kralı işte. Fenerbahçe televizyonun önünde oturacağız hepimiz. Tek tek bütün arkadaşlar not alacaklar. Kim ne diyor, kim ne belge ortaya koyuyor. Karşılıklı kim yalan söylüyor. Eski yönetimle yeni yönetimin hesaplaşmasını, değil mi, izleyeceğiz. Bunu yeni başkan, yeni yönetim çağrısını yapıyor. İsrarcı bir şekilde yapıyor. Bu ithamlarda, ithamların sahibi olan 20 sene bu kulübü yönetmiş ama çıkıp da işte bütün tehditleri, aşağılama, hakaretleri seçilmiş başkanı Fenerbahçe'ye bunları yapan eski başkan ortada yok. O gün dedi ki yarın kongrede geleceğim, daha orada söyleyeceklerim de var dedi. Hepsini söylemiyorum dedi. Kah kah güldü. Ondan sonra dedi her maça da geleceğim dedi. Protokol dedi, en önde oturacağım, bedava oturacağım. Devletin imkanı oturacağım, loja da almayacağım dedi. Yani bir de alay ediyor, para vermem ben Fenerbahçe'ye falan. Kendince. Tamam mı? Şimdi bunların hesaplaşması olacaktı. Ben de diyorum ki sana bu haberlerin hiçbirinin bir hükmü yok. Çünkü Ali Koç çıktı cevabını verdi. Dedi ki çık karşıma konuşacağız seninle yüz yüze bakıp, göz göze bakıp hesaplaşacağız dedi. İstediğin her şeyi konuşacağız. İstediğin adamla gel dedi. İstediğin belgeyle gel dedi. Daha ne desin bir adam? Daha bir adam ne desin? Bir başkan daha ne desin? Öbürü de meydana çıkmaktan korkuyor. Kongreye gelemediği gibi sus pus. O günden beri gören yok. Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu, Murat Özaydınlı, İlhan Ekşioğlu, Abdullah Kiyılı'yı falan oturtmuşlar yanlarına. Bütün o ekip. Paralel yönetim. Darbe yönetimi Fenerbahçe'de. Darbe kabinesi. Şekip Mosturoğlu falan. Ortada yoklar. O günden beri yer yarıldı, içine girdiler. Yer yarıldı, içine girdiler. Sokakta bile gören yok onları. Evden çıkmıyorlar. Nasıl iş bu? Çıksınlar bir de Ali Koç'la hesaplaşsınlar ya. Ben de izlemek istiyorum televizyondan. Kim yalan söylüyor anlamak istiyorum ben de. Kongresi de, taraftar da anlamak istiyor. Medya mensubu da anlamak istiyor. Mert de merak ediyor. Bak işte haber okuyor burada. Bu haberin hiç büyük mü yok? Çünkü bunu haberin, iddianın sahibi hesaplaşmaktan kaçıyor. Hani açıklarım bu belgeyi, beni konuşmasa dedi. Ya senin açıklamasını bırak, seni dedi meydana davet etti zaten. Er meydanına davet etti seni. Bıraksana daha bunun ötesi var mı? Açıklamasını falan bırak, çık meydana işte. Lafının arkasında dur. Daha dakika bir. Yedin bütün laflarını. Öyle mi?
9.18 saatlerimiz, şimdi iddia bölümündeyiz ve nihayet Euro 2020 karşılaşmaları tekrar başlıyor. Yarı final heyecanı var. Saat 22'de İspanya ile İtalya, İngiltere'de Wembley Stadyumunda karşı karşıya gelecekler. Aynı zamanda o maçtan sonra sabaha karşı 4'te de Arjantin-Kolombiya Copa Amerika'da diğer yarı final eşleşmesi olacak. Evet, o şanlıyı sen kullanıyorsun. Ben de öyle bir şey gibi oldu. Bir dinleyicimiz başlarındaki sponsor ismini söyleyin kulüplerin demişti. Seninki de o hesap. Yani. Şanlı sponsor değil mi? Arjantin. Ben çünkü yani şanlı sucuklarının sponsor olduğunu düşünüyorum. Doğru. Arjantin. Yani çünkü devamlı şanlı Arjantin diyor da ben sponsoru söylüyor zaten. Aynen. Ya neresi şanlı? Ne başarısı var da şanlanmış? Messi'ne kupa kazanmıştı. Bir şey diyeceğim. Hayır, Arjantin'i... Bir dakika. Ben Arjantin'i severim. Messi'yi de severim. Fakat ne başarısı var Arjantin'in? Bir anlat, ben bileyim. Öğrenim. 86'dan sonra Dünya Kupası'nda var mı bir şey? Kupa yok değil mi? 96, 2006, 2006, 2026. 35 sene olmuş. Evet. 35 sene olmuş. 35 sene öncesinin o eski şanlardan bu. Ya şey gibi yani, Nottingham Forest. Hatırlar mısın? 80... Hatırlamazsın. Ben hatırlamam. Ben Nottingham Forest falan. Bu yani. Bilirim ama iki kere şampiyonlar. Nottingham Forest. Abi Nottingham Forest bir zamanlar neydi biliyor musun sen? Bizim çocukluğumuzda. Kevin Keegan falan vardı biliyor musun sen? O zaman yıkılıyordu ortalık. Bu tarz tabii çok ağır ithamlara cevap vermeyeceğim. Evet. O zaman kendimi şimdi savunmak, yani ilkokulda, Arjantin'i savunmak durumunda ilkokulda maç yapardık. İlkokulda maç yapardık teneffüste. Uh-huh. Kozalakla mozalakla oynardık. Topumuz yoktu. Ondan sonra top oynardık. Ama top oynarken de iki takıma ayrıldığın zaman maç yapacaksın ama maç öyle kuru kuru olur mu? Hangi takımsınız derdi bir takım öbürüne. O bir takım seçerdi. Öbürü de bir takım ismi seçerdi. O iki takımın maçı olurdu, tamam mı? Şöyle bir anekdotu net hatırlıyorum. Biz Nottingham Forest'ız dedik. Nottingham Forest'ız biz dedik. Vizyona bak. Bak, biz Nottingham Forest'ız dedik, tamam mı? İlkokulda maç yapacağız. Takım olur, biz Nottingham Forest'ı aldık. Karşı taraf çok sinirlendi. Hamburg'uz ulan dediler. Tamam şimdi. Yani bu Arjantin bu ayarda şu anda. Arjantin o ayarda. Söylendi. Evet, bak çok ayıp. Bakalım bu i̇kiniz yani. İkinizi de kınıyorum. Bu tarz ithamları da terse çıkaracak olan yine Arjantinli futbolcular. O kupayı kazanırlarsa tabii ki uzun yıllar. Kaç yıl oldu Copa Amerika'yı da bayağıdır alamıyorlar. Copa Amerika'da çok oldu. Messi'yi de alamadılar. Yok. Ki Messi dediğinde 2000'lerin 2005'lerden falan benim ilk takımda olduğunu düşünürsek evet. Bayağı uzun bir süre geçmiş. Kolombiya neyse, maçı bu konu hoş değil. İtalya İspanya maçı var. İtalya İspanya maçında ben İtalya İspanya maçını Arjantin kazanır. Barış abinin yorumunu bekliyorum. Sonuçta Barış abi artık turnuvayı kazanmak üzere. Evet. Vallahi daha belli değil turnuvayı kazanacağım. Çok müthiş bir final oluyor ve senin öngörünün aksine bonuslar çok ciddi fark yaratacak. Ali sen dedin ki bonuslara kalmaz Barış abi dedin. Kalmayacak Barış abi. Nasıl kalmayacak İngiltere ya? İngiltere şampiyon olursa. Kardeşim ben 9 puan öndeyim. Ya o kadar bak, kolay değil o işler. Birinden 9 puan, öbüründen 10 puan öndeyim. Tamam, turnuvanın başından beri de liderim, ayıptı söylemesi. Yani bu hak etmiş bir şey aslında ama bak bonuslarda falan çok büyük olay arıza çıkaracağım. Buradan söylüyorum çok arıza çıkaracağım. Bonuslarda haksızlık ediyorsunuz. Neyse. Çıkarıyor zaten hali hazırda bu arada Barış abi. Yok yok, hazırlıyorum. Ben tahkime gideceğim. Tahkime gideceğim. Bak sana söyleyeyim. O bir bonuslar meselesinde tahkimlik olacağız. Tahkim de son şey değil ya biliyorsunuz artık bölge İdari mahkemeleri. Hepsine giderim abi. Ben İsviçre Yer Mahkemesi'ne kadar. Mert. O orada 23 kişi mi 25 kişi mi? Onların toplamı 23. kadar avukat var bende. Hiç merak etme. Anladın mı? Ben onlardan hepsinden güçlüyüm. O yüzden oralarda masa başında ben kaybetmem. Ona emin ol. Ama bir şey olmaz. Bak sahada belli olmaz. Ama masa başında ben kaybetmem. Güçlülerin adaleti olmasın gene. Hiç öyle bir şey olmaz. Dün şimdi eleştirirken bugün sen diyorsun ki benim o kadar avukatım var, o kadar güçlüyüm. Hayır, mahkemeye giderse diyorum. Güçlülerin adaleti olmasın. Mahkemeye giderse diyorum. Sonuçta bir oyun oynanıyor. Orada herkese o puanı verecek. Mahkemeye giderse diyorum. Ben ama güçlülerin ben organizasyon yazı yazarım. Şimdi yani onlardan ben hiç usulsüz, haksız, illegal bir şey yapmam. Sahada karar verecekse de sahada da turnuvanın ilk günden beri lider kim belli. Şimdi 9 puan ikinciyle 10 puan üçüncüyle fark olmuş. 3 tane 90 dakika kalmış. Fakat bir sıkıntı var. Benim bonuslarım tükendi. Fakat öbür tarafta bir Portekiz'in gol krallığı var. Bir İngiltere'nin gol krallığı var. Benim bana yakın olanlarda. Bir de İngiltere'nin şampiyonluğu var. Şimdi İngiltere'nin gol krallığı şimdi 3-3 Kane ile Sterling, 5 gol Ronaldo. Oradaki şeyimiz belli yani dinleyicilerimiz de bilsinler. Gol kralı bir tane olur. Bir gol kralı çıkar. O gol kralı nasıl çıkacağını da UEFA yazmış oraya. Dünya Kupası'nda da Avrupa Şampiyonası'nda da o şekilde çıkıyor. Diyor ki gol sayıları aynı olursa diyor gol kralını diyor asist sayısı belirler. Asist sayısı da aynıysa daha az dakikada o golleri atan gol kralı olur diyor. Şimdi bu arkadaşlar diyor ki biz gol kralı 5-5 olursa diyor ikisine de veririz diyor 5'er puan.
Ben de diyorum ki siz UEFA'ya bakmak zorundasınız. Hayır, ben onu demiyorum. Diyoruz ki oyunun ne yaptığı belli değil. Neyse oyunun ne yaptığını bilmiyorum. Ben UEFA'nın ben olması gerekiyor. Ben yani gol kralına bakıyorum. Oyunun başında kuralları belirlerken gol kralıyla ilgili official gol kralına bakıyorum ben. Ben official gol kralı kimin ülkesindense onun alması gerektiğini söylüyorum. Bu arada ikisi de benden olmayacak. Benim gol kralım Belçika'ydı. Lukaku gitti. Dolayısıyla ben ikinci ve üçüncünün ikisinin birden beşer puan almaması gerektiğini düşünüyorum. Bana yaklaşmaları bakımından. Konu bu. Şimdi İngiltere'nin şampiyonluğu var. Beni 9 puan arkamdaki takımda. O şimdi ciddi bir tabii şu anda favori durumda. Londra'da oynayacak 3 maç. Fakat ben şunu söyleyeyim. Biraz artık yani şimdi gerçek konuşmalara gelelim. Hikayeyi bırakalım. Bugün İtalya-İspanya maçı. Şimdi turnuvanın benim şu ana kadar en beğendiğim iki takımı İtalya ve Danimarka. İkisi de yarı finalde. İngiltere'yi beğenmiyorum demeyeyim. İngiltere şampiyonlukta evet şu an favori duruma geçti saha avantajıyla. Ama futbol olarak İspanya'dan da İngiltere'den de daha iyi oynayan iki takım var. İtalya ve Danimarka. Ama bu tabii şu ana kadar daha iyi oynamış olmaları bu 90 dakikaları kazanırlar anlamına da gelmiyor. Çünkü karşılarında İngiltere gibi İspanya gibi iki tane üst düzey en üst düzey milli takım var. Bir anda maçı değiştirebilecek oyuncuları olan futbol kültürü gelişmiş tekamül etmiş. Öyle Arjantin'in falan çok üzerinde takımlar bunlar. Dolayısıyla yani öyle belli bir istikrarları da olan takımlar. Kötü oynarken bile maç kazanabilecek soğukkanlıkta, kabiliyette, tecrübede oyunculardan oluşan takımlar bunlar. Dolayısıyla İtalya için bu akşam İspanya maçı çantada keklik değildir. Ama bir adım İtalya öndedir. Turu geçmek için. İngiltere-Danimarka maçı da yarın İngiltere için çantada keklik değildir. Hatta bir adım öteye gideyim. Wembley'de arkasına büyük rüzgar almış İngilizler, tribünler, şunlar bunlar. İngilizler de çok da korkulu rüya görecekler. Buraya da yazıyorum. O maçta öyle İngiltere 90 dakikayı ya da 120 dakikayı ya da penaltıları bilmiyorum. Öyle çok güle oynaya Ukrayna'ya bu iş benzemez. Danimarka'yı çok ciddi alsınlar. Ciddi rakiptir. Ama İngiltere de bir adım öndedir. İtalya da bir adım öndedir. Bu kağıt üzerinde bunu da kabul etmek lazım. Şimdi? Skorları görürsünüz ne yazdığımızı. Skorlarımız orada görürsünüz 5 dakika kala. Ama şunu söyleyeyim ona çok önemli artık kimin ne yazacağı bu saatten sonra. Belli değil mi şu an? Skoru vermedin Barış abi sence maçlarla? Vermiş Barış abi vermiş. Ben söylemiyor mu? Hayır o mesela ama o İtalya'da anladı. İtalya 2-1 diyor. O anladı. Bence. Yani kendince anladı. Bence bakalım evet. Belki de başka bir şey diyorum orada çünkü çok artık kritik. 3-90 dakika var. Ama şu bir gerçek. Ben kaçanım. 9 ve 10 puan fark yapmış olanım. Önde gidiyorum. Dolayısıyla beni kovalayan, beni yakalamak için bonuslara bel bağlamak dışında yani oturup İngiltere şampiyon olsun ve benim gol kralım olsun. Biri Ronaldo'yu istiyor, bekliyor. Öbürü de 2 tane 3 golümden biri getirsin geçsin Ronaldo'yu. Ya da eşit olsun ben de oradan 5 puan alayım haksız bir şekilde diye. Öyle oturuyor. Öyle oturuyor. Haksız şimdi bu ama bu yeter mi? Yargıyı etkiliyor. Bak, bu yeter mi? Bu yeter mi? Belli değil. Bu gerçekleşir mi? Bu da belli değil. Bunun hepsi birden gerçekleşecek. İngiltere şampiyon olacak, gol kralları falan. Hepsi birden olsa ne olur? 10 puan var öbür tarafta. Hem gol kralı İngiliz hem şampiyon İngiltere 10 puan. Ne yapar? 1 puan benim önüme geçer. Ben hiç puan alamadığımı kabul et. Dolayısıyla şu 3-90 dakikanın skorları da çok kritik. 18 puan var orada da. Şimdi ama baktığın zaman şöyle bir durum var. Benim çok risk almama gerek yok. Beni kovalayanlar risk almak zorunda. Çünkü o beklediklerinden biri olmadığında İngiltere şampiyon olmadığında mesela veya İngiliz gol kralı çıkartamadığında yetmiyor puanları. Dolayısıyla benim maçlardan aldığım puanlardan fazlasını almak zorundalar. Beni oralarda geçmek zorunda. O yüzden risk almak zorunda olan onlar. Ben biraz daha defans yapacağım. Ben yani son 3 maça Aykut Kocaman'la çıkıyorum. Benim kafamdaki anladığım 2-1 İtalya. Diğerinde de beraberlikle Danimarka'ya acaba versem mi sürpriz bir şekilde? 2-1 İngiltere o da belli. O da belli. Yok ben düşünmüyorum öyle. Neyse bakalım. Onu o zaman görürsünüz. Aynen. Yarın 9.55'te görürsünüz. Yarın gerçi diğer maç. Yarın öbürü 9.55'te görürsünüz yarın. Evet Ali abi sen ne düşünüyorsun iddia olarak bakarsan? Yani şunu son cümle söyleyeyim araya geçmeden bir daha konuşmayayım. Yani bu 2.90 dakika hakikaten çok zor ve güzel geçecek. Çok mücadeleli geçecek. Finalde buradan kim çıkıyorsa finalde aynı derecede zorlukta aynı derecede güzel geçecek. 3 çok güzel 90 dakika. 3 çok başa baş. Heyecan dolu stratejisiyle, mücadelesiyle, gol şansıyla, bilmem nesiyle falan filan hakikaten üzerine çok ciddi konuşulacak maçlar bizi bekliyor. Bence güzel bir turnuva oldu. Çok güzel maçlar oldu. Çok güzel performanslar oldu. Genel olarak futbol kalitesi yukarıda bir turnuva oldu.
Hiç sıkılmadım ben bu organizasyonda. Son 3-90 dakikanın da ona yakışacağını düşünüyorum. Buyurun Ali Bey. Wembley'de 60 bin seyirci olacak, onu söyleyelim. Yarı final ve final karşılaşmalarında. Bunun yanında İtalya'da tabii Spinazzola'nın sakatlığı ciddi bir handikap olarak değerlendiriliyor. Az önce sana son Belçika maçındaki topla buluşma noktalarını gösterdim. Kendi ceza sahasında, hani normalde formasyonda sol bek olarak gözüken bir oyuncu topa dokunmuyor ama rakip ceza sahası içerisinde iki kez topa dokunuyor ve rakip yarı alanda topla buluşma noktaları kendi yaralarında topla buluşma noktalarına göre çok daha fazla. Bu da aslında oyuncunun Mancini tarafından nasıl kullanıldığının çok güzel bir göstergesi. Normalde çok sevmem ben böyle topla buluşma noktaları, ısı haritaları falan. Hoşuma gitmez ama Spinazzola'da durum biraz farklı. O bayağı bir şeyi gösteriyor. İtalya'nın tabii morali çok yüksek, özgüveni çok yüksek. Spinazzola'ya üzülseler de artık orada turnuvanın bitimine 2 maç kala çok da fazla oraya takılmayacaklardır. Ama oyunları ne kadar etkilenecek, ona bakacağız. İspanya açısından son karşılaşma bir hayal kırıklığıydı, kabul etmek gerekiyor. Ama İspanyollar da turnuvanın en fazla gol atan, bunun dışında en fazla isabetli şut çeken ve tabii ki topla en fazla oynayan takımı. Hatta yaklaşık olarak 200 pasın üzerinde pas yapmışlar her karşılaşmada rakiplerine göre ortalama olarak. İspanyollar bildikleri oyunu oynamaya devam ediyorlar. Hani onu ne kadar iyi yapıyorlar ya da ne kadar başarılılar tartışılır. Ama bir şekilde hani Luis Enrique de takımı yarı finale kadar taşımayı başardı. Artık yarı finale kadar geldikten sonra kimse biz güçsüzüz, bu kupayı alamayız diye düşünmez. Herkesin gözü o kupada olur. 2012'de bu takımlar finalde karşılaşmıştı. Futbol severler hatırlarlar. Prandelli'li İtalya 4-0 kaybetmişti finalde. Tabii çok özel bir İspanya milli takımı vardı. Ama 2016'da da kazananlar İtalyanlar olmuştu. Zannedersem 5 büyük turnuva olmuş Avrupa Şampiyonası. Üst üste karşılaşıyorlar eleme turlarında. Bu da iki takımın, iki ülkenin zaten ne kadar büyük ekol olduklarını göstermekte. Ben bugün sonuca geleyim. İspanya'nın sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Yani İspanya turu geçebilir. Bahis olarak? Bahis olarak açıkçası 2-3 golün üzerine çıkmam bu karşılaşmada. Yakın geçer Barış abinin söylediği gibi. Ama eğer bir taraf bahsi yapacak olsam ben İspanya turu geçere oynayabilirim. İspanya turu geçer. Ve iddia.com'da ve iddia bayilerinde oranlar şöyle: İtalya galibiyeti 2.25, beraberlik 3, İspanya galibiyeti de 2.90 olarak belirlenmiş. Arjantin-Kolombiya maçı var demiştik. 4'te 1.56 Arjantin'in galibiyeti, iddia.com'a ve iddia bayilerine özel. Beraberlik 3.05 ve Kolombiya galibiyeti de 4.60 olarak belirlenmiş. Sen herhalde İtalya'nın kazanacağını düşünüyorsun. Ben evet, İtalya'nın kazanacağını, ama hani sürpriz de olabilir. Çok artık buradan sonra bir takımı favori görmek çok doğru değil. İspanyollar tabii biraz daha yorgun. Hani sen enleri saydın, en de yorgun takım. En çok dakika alan takım. İki karşılaşması uzatmaya gitti. Bu 4 takım arasında. Onun da ben bir dezavantajı olduğunu düşünüyorum. Ama çocuklar inandı. Çocuklar inanmıştır artık, dişlerini sıkacaklar falan. Bunlar klasik güzel şeyler ama öyle olmuyor. Mesela Pedri bir önceki maç 120 oynadı. Bunda 119 dakika oynadı. 90-90-90-270 oynamıştı. Şimdi bu maçta mesela fizik olarak nasıl olacak? Luis Enrique ya da tercih etmeyecek mi acaba? Bir sürpriz yapar mı merkez orta sahada? Oyuncu tercihlerini de tabii maçtan böyle bir saat, bir buçuk saat önce görmek lazım. O yorgunluğun da ben etkisi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü İtalya bir önceki turu uzatmalı oynadı. Ama sonra 90 dakikada Belçika karşısında işi bitirmişlerdi. En azından oradan bir avantajları var. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Son bölümdeyiz. 9.36 saatlerimiz. Gündemdeki, program içinde değinemediğimiz haberlere biraz bakalım. Senin aklında bir şey var mı Ali abi? Bir meraklı gözlerle. Yok. Ben devam edeceğim yoksa. Yok. Şöyle bir haber dün gözüme çarptı. Tuğberk Tanrı vermiş. Bu isme belki aşina olanlarınız vardır. Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapmıştı. Tudor döneminde ön plana çıkmış. Sonrasında Roma'nın U14 takımına gidip orada şampiyonluk yaşamayı başarmıştı. Sonrasında... Sen zaman zaman bahsediyorsun. Evet.
genç, benim jenerasyon olduğu için belki biraz torpilde geçiyor ama hak ediyor da kesinlikle. Roma U15'i de çalıştırmıştı ve bu sezon İtalya Serie A ekiplerinden Spezia'nın 19 yaş altı takımı teknik direktörlüğüne getirildi. Dün bu gelişme resmen paylaşıldı. Adım adım gelişiyor. Düşük seviyeden başladı. U14, U15 seviyesinden şimdi U19'a terfi etti ve bu gidişle birlikte hani Serie A içinde göz kırpmış oldu. Acelesi yok tahminen. Dediğim gibi genç bir isim. Benle yaklaşık aynıdır. Hani 33, 34, 35'tir maksimum yaşı. Bu jenerasyon bir isim. Ona başarılar dilerim. Benim hoşuma gitti dün bu haberi görünce. Ben bir kademe atlama olarak görüyorum bunu. Öyle tabii. 2 yıllık bir sözleşme imzalanmış. Bu arada Spezia'nın başına da yanlış okumadıysam Thiago Motta getiriliyor İtalya'da. Öyle mi? O da evet, futbolculuğuna aşina olduğumuz. Hadi ya. Ve böyle teknik adamlığa gelince de kendimizi yaşlı hissettiren isimlerden biri oldu. Thiago Motta. Onunla da herhalde koordineli bir şekilde çalışacaktır Spezia'da, bunu söyleyelim. Dün bir genç kız kardeşimiz diyelim artık, 13 yaşında Şanlıurfa'da yaşayan Merve Akpınar, bir handbolcu ve onun sosyal medyadaki videosu da çok konuşuldu, beğeni topladı, üzdü. Çok karışık duygular içinde olduk değil mi? Bilmiyorum, videoyu görmüşsündür yani. Ali abi sen de. Çevresindeki bazı insanlar ona kız olduğu için bu sporu yapamazsın demişler. İşte sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın. Beni hep dışladılar erkeklere göre diyor ama ben bunu kabul etmedim. Ben niye oynamayayım diye düşündüm ve o zaman kendime bir söz verdim diyor. Kendi ifadeleri bunlar. Ben kendi köyümün kız çocuklarının kaderini ben kendim değiştireceğim diyor ve hani bu azmiyle birlikte kendisine olan bütün ön yargıları da yıkmayı başarıyor. Federasyon da dikkatini çekmiş. Türkiye Handbol Federasyonu'nun yetkililer Merve'yi isimli genç kardeşimizi Ankara'ya davet etmişler ve orada da tam donanımlı bir spor salonunda antrenmana katılmış. Gerçekten dün birçok spor kulübü de destek verdi. Eminim sosyal medyada denk gelmişsinizdir. Gelmediyseniz ben ismi de bir daha tekrarlayayım. Merve Akpınar, bugün girin bütün spor kulüplerin sitesine, neredeyse hepsinde var. Ben ilk Fenerbahçe'den gördüm. Sonrasında diğer federasyonlar, kulüpler de paylaştılar. Birçok insan paylaştı. Hatta ben niye paylaşmadım? Şu an yayından sonra ben de paylaşayım. Aklıma gelmedi nedense. Güzel aslında bir örnek ama tabii ki keşke bu algı da kırılsa diye de düşündürtüyor. Yani, Merve gibi ediyor. Binlerce evet. Kızımız var. Merve tabii videosuyla herkesin hakikaten hem dikkatini çekti hem de duygularına dokundu. Hem biraz sinirlendirdi. Hem duygusallaştırdı. Tabii ki Merve'ye herkes elinden geldiği kadar destek verdi sosyal medyada. Yalnız şunu da düşündüm. Şimdi tabii Merve çok özel bir karakter. Çok özel bir karakter olduğunu hemen belli ediyor. Vazgeçmiyor. Söylenenleri kabul etmiyor. Mücadele etmeye devam ediyor. Yetişkin gibi. 13 yaşında demezsin. Evet. Herkes böyle değil. Tabii. Herkes Merve kadar dirençli olmayabiliyor. Zaten Merve'nin farkı da o. Yalnız mesela izlerken şunu düşündüm. Ona bu telkinleri yapanlar bana sorarsan kötü insan oldukları için yapmıyorlar. Öyle görmüşler. Doğru. Bakış açıları o kadar. Dolayısıyla bu işte dönüyor dolaşıyor. Ülkenin en temel sorunlarından bir tanesi eğitime geliyor. Yani oradaki insanlar Merve'nin kötülüğünü istediği için onu söylemiyor. Tekrar söylüyorum. O kadar biliyorlar. O kadar onlar öyle görmüş. Evet, açılabilmiş. Kızlar böyle evet, açılabilmiş vizyonları. Ne yazık ki aslında bu yani onların değil, ülkenin sorunudur. Ülkenin sorunu olduğu için Merve ve Merve gibi binlerce genç kız bu tarz durumlarla hayatında karşı karşıya geliyor. Dolayısıyla Merve'ye destek vermeyi düşünürken asıl soruna da odaklanmak aslında İşin özüdür bence. Dolayısıyla insanlarımızın spora, kızların okumasına, kızların spor yapmasına bakış açısını değiştirmediğimiz sürece bu tarz videoları çok görürüz, üzülürüz, duygulanırız, destek vermek isteriz, içim içimize sığmaz ama bir şey de değişmez. Dolayısıyla önce ne yazık ki kafa yapılarını değiştirmek gerekiyor. Kafa yapıları da dünden bugüne değişmez. Tabii. Bu bir eğitim sorunudur. Zamanla insanların bakış açısı değişir. Bunun normalleştirilmesi gerekir.
bunun önemli bir durum olmadığı insanların kafasına sokulursa, insanlar bunu anlayabilirse bu tarz problemleri daha az yaşarız. Ama Merve'yi de tabii ki canı gönülden kutluyorum. Bu yaşta o kadar olgun olduğu için, baskılara boyun eğmediği için, mücadelesine devam ettiği için, bütün bu düşünce yapısına karşı tek başına savaştığı için sonsuz alkış hak ediyor. Evet, omuzlarında çok büyük bir yük var ama bu kadar genç yaşta birinin böyle bir sorumluluk yüklenmesi de tabii çok adaletli değil onun adına. Evet, bunu başarmış, belli bir yere gelmiş, bunun için mücadele edeceğim diyor ama unutmayın 13 yaşında bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Yani o yaşlarda bunları düşünmüyor olması lazım. Tabii tabii, %100. Bir istisna kendisi. Allah yardımcısı olsun. İnşallah da bu bakış açısı değişir tabii. Dediğin gibi burada çok daha temel bir sorun var. Temel bir bakış açısı problemi var. İnsanlardan kız çocuklarının spor yapması, sosyal hayata karışması, iş hayatına girmesi bile hani şu an normal karşılanıyor belki çoğu yerde ama normal karşılanmayan da çok bölge olduğunu tahmin edebiliyoruz. Şimdi geçelim diğer haberlere. Son 2-3 dakikamız kaldı program bitiminde. Volkan Demirel Fenerbahçe antrenör ekibinde yer alan isimlerden biriydi. Aurelio'nun mesela ayrıldığı açıklandı. Volkan Demirel ne olacak? Fenerbahçe'de kalacak mı? Gidecek mi? Özel bir izin aldığını söylemiştim ben program girişinde. Topuk Yaylası'ndaki kampta şu an yok. Hürriyet gazetesine bir röportaj vermiş. WhatsApp üzerinden Süleyman Arat'la görüşmüş daha doğrusu. Aslında röportaj mı olur tam bilemiyorum ama Pereira geldiğinde orada mıydın diye sorulmuş. Oradaydım. Tanıştık. Daha doğrusu hoş geldin dedim. Zaten tanışıyorduk demiş. Görevine devam edecek misin diye sorulmuş. Bir şey yok abi şu an. Bakacağız demiş. Yurt dışına gideceğini duydum. Abi belli değil. Belli olsun. Ben zaten gerekeni söylerim. Diye de eklemiş Volkan Demirel. Başkanla mı görüşeceksin? Görüşüyoruz zaten. Sorun yok. Ben haber veririm. Demiş. Yani bir belirsizlik var ama tahminen Volkan Demirel'le yollar ayrılacak. Benim anladığım bu. Yani Vitor Pereira kendi ekibiyle geldi. Genelde klasiktir. Yanına bir Türk verelim. Hani Türkiye'yi tanımasında yardımcı olsun ama zaten tanıyor. Bir seneyi aşkın 14 ay Fenerbahçe'de görev almış bir teknik adamdan bahsediyoruz. Bu şeyler, sinyaller bana gideceğini gösteriyor Volkan Demirel. Evet, değil mi? Gözüküyor. Sen de farklı düşünmüyorsun. Bakalım o geçen seneki ekipten kimler kalacak? Kaleci antrenörü de gitmişti yanlış hatırlamıyorsam. Birer birer oradaki isimlerle yollar alacak. Fenerbahçe'nin resmi listesine girdim. Bakayım orada teknik ekip kısmında kimler yazıyor diye. Hala güncellenmemiş. Vitor Pereira ve ekibi yok. Volkan Demirel var. Aurelio var. Ayrıldığı açıklanan orası. Mehmet Yozgatlı da ayrıldı değil mi? Galiba ayrıldı. Selçuk Şahin de gidecek deniyor. O komple değişecek. Volkan Ballı devam ediyor. Gördüğüm kadarıyla fotoğraf gayesine vardı. Paylaşılan. O devam edecek ama diğer antrenör kadrosu özellikle ve idari kadronun büyük bir kısmının değişmesi bekleniyor Fenerbahçe'de. Onun haricinde bugün gazetelere baktığımızda Fenerbahçe'de bu gelişmeyi söyledik. Bir dinleyicimiz Zanka'yı söylemiş. Danimarka teknik direktörüne söyler misin demiş Serdar isimli dinleyicimiz. Bizim Zanka'yı oynatsın. Finali mi bekliyor acaba demiş. Zanka biraz zor oynuyor. Zanka oradaki best stoperden beşincisi. Üçlü bir savunma anlayışı var. Onların alternatifi Andersen o oyuna giriyor zaman zaman. Zanka'ya süre gelmedi değil mi şu ana kadar? Yok. Forma giymedi ama teknik direktörü de onun idman performansından çok memnun. Bu arada onu da söyleyeyim. Röportaj vermişti. İyi ki Zanka'yı seçmişim. İdmanda hani varını yoğunu ortaya koyuyor takımında. Seviyesini yukarı çıkarıyor demiş. Yani yedek kalmayı öyle problem eden bir görüntü de değilmiş Zanka. Bu da bakış açısı olarak güzel. Bakalım yeni sezonda da kalacak mı Fenerbahçe'de? Oradaki planlamayı da görmemiz gerek. O zaman bitirdik Ali abi. Evet. Şimdi başka haber yok. Kayda değer haberlerin hepsi neredeyse paylaştık. Bugünlük programın sonuna geliyoruz. Akşam Euro 2020'de İlk finalist belli olacak. Copa Amerika'da finalin adı belli olacak. Yarın bu gelişmelerle başlarız. Elbette gün içerisinde de transferle ilgili, idmanlarla alakalı. Hocam kaybederse gelmem yarın. Evet, sabah saat 6 civarı belli olur. Erken söylersen ona göre ben de. Aynen. Metroyla mı geleyim, arabayla mı? Hocam kaybederse. Geleyim, onu da söylersen seviniriz. Yarın bu maçları ve diğer gelişmeleri dediğim gibi değerlendireceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.